Kulaklığımı bulmalıyım dostlar. Bir dakika. Ya çekiyorum ne havlu. Kulaklığım nerede? Neredesin? Aleyküm arkadaşlar. Şimdi oyun sesini sadece kulaklıktan pardon televizyondan çıkacak şekilde ayarlayalım. Camları örtelim. Dışarıdaki gürültü geliyor. Oğlunu biraz geriye çektik orada stratejik olarak da. Camları bir örtelim. Felaket gürültü var dışarıda. Evet, kafamız rahatlasın. Televizyona da biraz uzaklaşalım. Sigara masamızı yanımıza çekelim. Neredesin? Beni unut. Evet, rezil bir 10 maçlık performans gösterdik de kafa hiç yerinde değildi. Enerjimiz düşüktü. Call of Duty oynadık işte biraz o arada. Call of Duty'yi kastık. Call of Duty'yi çok beğendim. Yani maalesef 250 puan kaybettik 10 maçta. Sadece 10 maçta. Çok kötü bir performans sergiledik. Ve affı yok tabii yukarı sıraların. Bu yönde hiç affı yok. 10 maçta tabii yarısını sadece yenildim. Yani tamamını yenilmedik. Hatta beraberliklerden dahi gitti 10 puan, 20 puan, 30 puan. Ama yüksek puanların, yüksek sıraların affı yok. Maalesef çok hızlı bir şekilde düştük. Her ne kadar fazla oynamasam da düştük. Hızlı yükseliriz, o problem değil. Şunu en azından bir 1700'e çıkaralım. Telafi edelim. Rakiplerimize bakalım. Rakiplerimiz tabii gene tedirgin olacaklardır ama biraz daha yüksek olsaydı puanımız çok daha iyi olurdu. Bizim kendimize özgüvenimiz açısından da. Bu kadar hızlı ve yüksek puan kayıpları iyi değil. Oynadığımız takımın tabii belirli şeyleri var. Ne diyorlar onu? Geriye gelen forvetmiş. Kalsın geriye gelen forvet. Belirli zaafları var. Onları da bu maçtan sonra giderelim diye bir şey denemiştim de. Her ne kadar şu anda form olarak iyi gözükse de aslında mükemmel sayılmaz. Çok daha iyi bir takım çıkarabilirdik en azından. Şu Upamecano saçmalığından kurtulmamız lazım bir tekrardan. Dostlar selamınızı bekliyorum bu arada. Evet, sabahtan beri tabii
koşuşturuyorum desem yeridir. Evet, televizyonumuzun sesini biraz verelim. Full konsantre. 6'da 6 yapmamız lazım ki 100 puanı elde edelim. Ortalama olarak 15 puan diye hesaplıyorum da o kadar olmasa bile. Yani biz 80 puan falan aldık mı zaten 1700'e ulaşıyoruz. O yüzden 6'da 6 yapmamız şart. Rakiplerimize karşı çok dişli oynamamız gerekiyor ve bütün maçlarımızı full konsantre oynamamız gerekiyor. Tek bir hataya bile yer yok. Gerçek maç havasında. Kamerayı biraz yana indirelim. Hareket algımız bozulmasın. Evet, bu gol olur büyük ihtimalle. Cepheden karşıdan gördüğümüz pozisyonlarda çoğunluğunu gol yapıyoruz. Olay Messi dedi ki ama. Uf, fena kastı lan. Niye öyle oldu? Kastı niye öyle oldu ya? Ulan o kadar Call of Duty oynuyoruz. Zerre kasma yok. Buraya geliyor. Call of Duty 4K'da oynuyorum bir de. Bunun pikselini 1080'e düşürdüm abi. Yani 720 diyebilir. 1080'i 720 şu anda. Full HD bile değil. Aleykümselam, Averel nasılsın? Ay yapma! Güzel. İyi yapmışım kardeşim. Hayda, felaket pasmalar ya. Felaket yok mu maçların? O yüzden hepsini kazanacağız. Kıyar ağları, kıyar ağları. Üf. Rakip baskıdan boğuluyor, boğuyor bizi. Oğlum oynasanıza. Biz büyük mal bu maçı da yenileceğiz ya, bunlar ne ala? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ana koşmuyor. Evet. Yani izleyelim. Felaket şeyler oluyor oyunda. Oğlum yapma lan. Niye koşuyorsun adam üstüne? Koşmaya basan mı var?
pas yardımını bir kaldıralım. Ya zaten Neymar'a vermedim hiç be. Şey Haaland'a verdim de Messi yerine. Ondan neden öyle yaptı onu da anlamıyorum pas yardımı. Maalesef kötü başladık ama felaket bir kasma var, felaket. Ha bunun olmaması lazım tabii. Yapma oğlum, yapma. Gol olur. Girmedi. Fazla şey vermişiz, falso. Aleyküm selam, hoş geldin. Of. Ne adam tutabiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz ya. Amına koyayım, bir saniye gecikmeli adam değişiyor ya. Ya bunun gol olacağını ben önceden biliyordum. Çünkü yetişemiyorum yani, hiçbir şey, müdahalelere yetişemiyorum. There will be 1 minute at a time. Şuna bak abi ya. Yavaş yavaş gidiyor kasmadan. Bak hareketlere bak. Ya oyun kasıyorsa kopar bizi de anasını satayım. Böyle zulmetme be oyun. Ya, bu kadar olamaz ya. Hay Allah ya. Kasmadan şuraya bile geçemiyoruz ya. Üç tane atmak zorundayız. Nasıl yapacaksak oynayamıyoruz da. %90 yenileceğiz bu maçı. Substitution.
Ruslan hoş geldin valla. Hamdolsun sen nasılsın? Lan oğlum ne yapıyorsun ya? Acilen bir tane daha vurmamız lazım. Ram hocam, oğlum hayvan gibi kasıyor oyun ya. Aleykümselam. Abi şuna bak ya. Tepkimeler yok ki abi. Refleks diye bir şey yok sahada. Yani yapıyoruz bir şeyi 5 saniye sonra aktif oluyor ya. The attendance for this match was 72,306. Crossplay gelmiş ki zaten ama şey konsoldan konsola onu bilmiyorum. Ama ne oldu kaleci onu nasıl tuttu lan? Ha, animasyon bile sekiyor lan. Dur televizyonu kapatıp açalım. Call of Duty oynadık saatlerce hiçbir bok yok. Anası sattım salak oyununa gelince böyle. Mobile ile konsol asla gelmez. Farklı oyunlar yani. Öyle bir şey yok. Mobile konsolla oynayamaz. Çok güzel ya Fikret abi. Felaket bir oyun. Herkesin alması gereken bir oyun ya, onu söyleyeyim. Üstüne basa basa söyleyeyim. Herkesin alması gereken bir oyun. Substitution for Poland. Number 22. Coming on to replace him is number 8. Substitution in progress. Oğlum dön artık lan. Aleykümselam Abdurrahman abi. Orta saha oyuncu dolu ama. Ya sen momentum yiyince işte o, takım oynamayınca izlenimler böyle oluyor. Oğlum ver işte ya. Bir de oyun hayvan gibi kasıyor, bir şey yapamıyorsun. Her şeyi gecikmeli yapıyoruz yani. Ha o hücum oynamak zorundayım şu an reis. 2-0 geriye düştüm maçta. Çevirmeye çalışıyorum.
oğlum ya, bu nasıl bir gecikme? Abi resmen var ya, yaptığım şeyi 2-3 saniye sonradan görebiliyorum. Bir tane daha. Altı forvet sistemine dönelim. Hoş geldin Kumsal abi. Ayak koymayı neyle yapıyorum? Bir sürü tuşu var ayak koymanın ya. Ayakla müdahale yapabilirsin. Omuzla müdahale yerine. Ya da X'e iki kere basabilirsin. Yavaşça gidip adam üzerine sadece bir kere X'e basabilirsin. Esbanallah. Oğlum iptal ettim ama ya. Ama koşsana. Oğlum maç bitecek, koşun lan. Lan oğlum böyle biçim bas. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu oyun yavşak ya. Harbiden yavşak bu oyun. Böyle pas mı olur lan? Atak bile yapamadım ya. Ulan atak yapmadan iki gol attık ya. Amına kodum lagı ya. Şu gerizekalı bir çıkaralım. Kardeşim biraz lig oynayayım ben ya. Puanlarım çok düştü. Şu ligde toparlayayım ben puanları. Hernandez nerede? Ya Call of Duty'ye giriyorsun. Abi adamlar oyunu yeni çıkarmış. Hata dolu, tamam mı? Ama şakır şukur oynanıyor abi. Oyunu daha düzeltmemişler bile. Anasını satayım PES'e geliyorsun. Lan eziyet üstüne eziyet ya. Zaten bu futbol oyunları çok geri kaldı ya. Adamlar şey yapabilir mesela. 3D VR gibi bir teknoloji gelmiş değil mi? VR'ı tak mesela. Sahanın içerisinde. Hani o Become a Legend modu vardı ya arka kamerayla. O tarz oynayabilirsin mesela. 11'e 11 maçları falan. Yok abi bu adamlar yani geliştirmiyor. FIFA da aynısı. 50 yıl öncesinin teknolojisiyle devam anasını satayım. Yukarıdan bakan kamera. Daha PES kamera şeyini oturtamadı ya. Harbiden ya, futbol oyunları gelişmiyor abi. Olduğu yerde kaldılar ya. Neden imkansız olsun Ruslan ya? Dediğim şey çok mantıklı bir kere. 194. sırada. Bunu yenersek en azından puanlarımızı tamamlarız.
volunteers for each block. Please report to the staff room immediately. Şu şeyi bir yapayım bir dakika. %90. Rakip. Pas atarken pası kesmek için. Ya zamanlamayı ayarlayıp ayak koyacaksın işte. X'e basacağım veyahut da işte ayak koyma tuşuna basacağım. Top tam geçerken. Bu herifi yenmeliyiz ya. Ne yapıp ne edip yenmeliyiz. Hello everyone and welcome to Emirates Stadium. Ukraine. Bir haftadır adam akıllı pes atmadık ya bir de. Bak düzeldi şimdi bu maç. Deminki maçla alakalı. Anlamadım ki niye o kadar kasıyor. Oh şakır şukur oynayacağız. Allah oğlum Messi ya lan. Lan oğlum Goretzka ya. Başladınız ha gene dediğim yapmamaya. Eyvallah eyvallah Fatih. Şahane. Goretzka'yı çıkaralım ya. Yıldızlarımız var, biz Goretzka'yı oynatıyoruz ya. Süs bizimle aynı zamanda. Takım yıldız dolu, bizim yediğimiz halta bak. Niyazi abi çaylar senden. %90. Ile eşleştik. Kazanırsak güzel puan alırız. Bir 40-50 puan alırız. 50 puan rahat alırız ya. Kaybettiğimiz puanları hızlı bir şekilde tazmin ederim. Moralimiz yerine gelir. Geri oynarken utanmıyor. Top çeviren tiplerden.
Lan oğlum ya, ne yapıyorsunuz ya? Oğlum bu ne lan? Adamın sağındaydım, bir türlü arkaya geçemedim lan. Lan ne hıyar bir oyunsun. Bu nasıl pas hatası? 30 metre önde adam var. Top 30 metre öndeki adama gidiyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kanat bomboş diye veriyorsun, oradan gol yiyorsun. Şuna bak ya, aman! Heriflerin oyuncuları mıknatsız ki, bizimkiler manuel oynuyor amına koyayım. Hayda, sıçayım senin yapacağın işi. Biraz önceki maç da aynı. Abuk subuk gol yediriyorlar ya. Oğlum sonuna kadar basıyorsan ver şunu ileri. Offside'dakine değil bari ya. Hayda, Messi'ye vermedi. Ya sıçacağım, oyun karışık, durma lan. Geçmeyeceğini ben de biliyorum da, umut dünyası. Davis ortada da olan bir dünya. Evet, adamın üstüne döndük. Varios geri koşmuyor. Adam atsa gol olacak. Evet, attı, gol oldu. O da girmedi. Yine çarptı. Oğlum gidiyoruz gidiyoruz, gidemiyoruz ya, bu nedir lan? Oyun sal bir artık lan bizi. Vallahi ileri gidiyoruz gidemiyoruz, ileri gidiyoruz gidemiyoruz. Pas yapıyoruz, ileri gidemiyoruz. Olduğumuz yerde sekiyoruz lan. Bu dizilişle alakalı bir durum da bu. Momentumu kıralım böyle. Takımı geriye çekersek o kırılacak. Bu herif top yaparken şut atmıyor. Top çevirecek bu adam. Belli. Süper yedek düzeltecek mi ortalığı? Allah. Substitution in progress. Oğlum bu nasıl kusursuz bir markadır ya.
Hayda. Geçersen böyle top yapacağım. İzleyeceğiz senin oyununu. Ay senin Davis, ne yaptın oğlum? Kaçırdı, kaçırdı. Orospu çocuğu oyun ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi dibinden gidiyor lan, nasıl kaçırırsın lan? Böyle gol mü olur? Heh, gene ayak koydu benzer bir şekilde. Bu da gol olacak. Lan vur vur, gelişine vur. Ne yapıyorsun? Hay Allah ya. Ya yıldızlarımızı oynatmıyoruz. O yüzden eziliyor bu salak takım ya. Ambaryos. Yaktın bizi lan. Sol tarafta hızlı bir adam lazım. Substitution for Ukraine. Number 9, number 21, Frankie de Jong. Adam defensif mi oynuyor? Number 13, Neymar. Number 8, Kylian Mbappe. Coming on the field. Oğlum kim bir şey verdiğine eminim de. N'Golo Kante. Yok abi yok. Number 7, İlkay Gündoğan. Number 30, Lionel Messi. Allah bir yerden kalkmıyor. Number 11, Erling Haaland. Substitutions taking place. Oğlum Haaland'a pas yaptırıyorsunuz ya. Mal mısınız? Baskı yapın diyorum. Baskı yok. Baskı yap, baskı yok. Bir tane daha değişik bir hakkımız var mı? Beş yok. Substitution for Ukraine, number 20, Robert Lewandowski. Coming on to replace him is number 10, Romelu Lukaku. İçeriye doğru koştu. Boşluğa kaçma yok bu heriflerde ya.
Hele rakibe verin zaten. Yok, istediğimiz adama bile geçemiyoruz ya. Barrios'u defensif orta saha yaptık. Yeni görev yerinde yok. Vereceğin artık. Oğlum yemin ederim ki var ya. Ne yapıyorsunuz abi? Kaptırmak için uğraşıyorsunuz. Abi hiç pas yaptırmıyor oyun ya. Abi nasıl Haaland'ın önüne gitmez bu topu, anlamıyorum ya. Oğlum Messi'ye verdim. Yeminle Messi'ye verdim. Pedri midir artık? Ne boktur? Sağdakine verdim. Siktir git lan. Ay orası çocuğu. Zaten senin top çeviren bir piç olduğun belliydi yani. Oğlum kapın lan şu topu. Hay Allah bin belanızı versin ya. Kaleci de kalenin ortasından gol yiyor. Kanser ediyor bu oyun adamı ya. Yemin olsun kanser ediyor. Ya neden bir de ilk yarıda hiçbir şey yokken ikinci yarıda bu gecikme nedir abi? Pas yap, top çevir, kral sen ol ya. Böyle bir şey yok ya. Öf, puanlarımız gittikçe eridi. Şu yıldızlarımızı koyalım ya. Sıçacağım bu oyunun çarkını. Genel dereceye göre sırala. Koy abi yıldızlarını. Çık oğlum oğlum. Sen de çık alan. Siktir gidin lan. Kaçlık oluyor ki bu leva? 99. Fark etmez. Genel dereceye kasalım ya. Of, seni lagına sokayım ya. Ofansif orta sahaya neden oynatmıyoruz ki Rummenigge? Daha mantıklı. Tomiyasu'suz olmaz. Takım kaç oldu? 2683. Haaland.
689. Yani azar azar artıyor ya, fazla artmıyor. Niye donuyor lan oyun? 97 oluyor Mbappe. Ki zaten Neymar'ı ilk 11'e alalım. Nedved sağ ayaklıyız değil mi? Güzel. Nedved Guti ikilisine bel bağlayalım. Bunların zaten bitiriciliği de yüksek. Yedekte sırıtanlar. Cannavaro sırıtıyor. Haaland mı çıksın, Leva mı çıksın? Ya kimi sokacağız? Tüm güçlüleri almışız. Hernandez girebilir. Bu Hernandez girebilir. Casemiro. Evet, böyle yapsak daha iyi. Sol beke diyerek. Ofansif orta saha oynayabilen yok mu? Leva'yla Rumey'i ofansif orta saha yedeği yapalım. Sol açık yedekleri, santrafor yedekleri. İyi, güzel. Şunu deneyeceğiz. 2703 takım güzel gözüküyor. Daha da yükseltebiliriz aslında ama Meri'yi çıkarmak istemiyorum. Veyahut da Tomiyasu'yu çıkarmak istemiyorum. Evet, şimdi başlayalım. Madem takımımız zayıf düşüyor, biz de takımı hayvan yaparız. Madem oynamak istemiyorlar, oynayın lan deriz. Primlerini vermiş oluruz. Thank you.
Rakip verirse oynayacağız. Ya bu takım gücüne herkesin ulaşması kolay değil. Büyük ihtimalle ezici bir tarafı olacak takımın. Ana! Ruslan mı geldi ya? Bizim takipçi geldi herhalde. A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation. Ellemeyelim bir ikinci yarıya kadar. Şöyle hatta şunları da koyalım. Daha da şişik olsun ilk 11. Bakalım nasıl oynayacaklar köpoğlu kopaklar. Uğraşın oğulları. Azeri kardeşimiz geldi. Şimdi profesyonel oynayacak hepsi. Yıldızlar Birliği olduğu için. Neredeyse 96'nın altında adam yok. Hello everybody and welcome to today's match. Turkey against Iceland. İyi yavrum, ikili baskılar he. İki saattir yapamıyorduk. Ne yaptın Guti? Çok güzel asist, mükemmel gol. Lan oğlum. Vallahi ileriye doğru uzaklaştırdım ya. Ya neler yapıyor oyun bize ya. Diye oynatıyorum. Bakma ya. Ha bir de bazı yaptığı iyi şeyler de var ya. Buyur Abdurrahman abi. Oğlum paslar ne kadar dik gidiyor lan. Sert gidiyor paslar. Her biri yıldız olunca oyunun çehresi değişiyor ya. Aman Allah'ım şarap. Fasilyas çöp değil abi ya. Bazı yaptığı çok iyi işler var. Şimdi kalecilerde bir de bir şey keşfettim. Onu da şeyi şişirirken. Bak mesela burada vallahi Ruslan maç yapalım diyordun. Al sana maç. Asistimi iyi değerlendirdin ha. Oha. Basit diyoruz. Çok basit diyoruz. Yani maç çevirme seansı yaşatacak bize. Şutları bundan sonra kaleciye göre çekelim ya. Refleksimizi değiştirelim mi? Ezbere vuruyoruz, olmuyor.
Yalnız felaket memnun kaldım takımdan. Harbiden şahane oynuyorlar şu an. Şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor ama olsun. Aleykümselam. Biraz daha bir şeyler yapacağız. Bakalım. Pasın geldiği yöne vurmamızı istiyor. Karşı köşeye değil. Yani zaten bu oyunun dinamikleri de bu. Alışamadık. Evet, geç kalıyorum. Guti, 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 ne yaptın? Takım köpek gibi oynuyor ya. Çok memnun kaldım performansından şu an. Çatal asabilirdi. Olmadı. Aleykümselam Muhammed abi, hoş geldin. Pierre'ye sert yollayalım. Ne yapacak? Yani hatalı pas yani. Bunlar benim suçum. Gene okuyamadım oyunu. Gene okuyamadım oyunu. Ayağımızda biraz top tutmamızı mı istiyor? Bu oyun neden böyle yapıyor anlamadım. Oyuncular boşa kaçmıyor. Hayda. Yok abi yok. Boşa kaçamıyorlar. Aynen bu herifin yaptığı gibi mesela. Adamın halandı kaçıyor, bizim halatlar kaçmıyor. Oh, çok fena momentum yiyoruz ya. Of. Del Piero ile olmaz mı? Olur olur. Del Piero yıldız ya. Ama değişiklik şart, haklısın. Şimdi şuraya biraz daha güçlendirme yapalım. Substitution in progress. (sighs)
Oha girmedi. Oğlum bastın lan, bastın lan. Adam tutun. Oğlum koşsana öyle. Vur vur. Şöyle çek. Abi ne kadar balık golü yedik ya. Oğlum harbiden harbiden sıçık gibi oynuyor ya bizim takım. Şunu geri çıkaralım ya. Senin anlamına koyayım ya. Kornel de vurmuyor. Ondan sonra hemen yedirtiyor. Sen basmadın veyahut da vurmadın diye. Ama ne yapayım abi, adam topun havasını almak istiyor. Herife mükemmeli indiriyoruz, vur diye vurmuyor. Tebrik ederim Ruslan. Lan çevirebilecek miyiz? Ya Rabbi, nereye vurdun lan? Abi o kadar basmadım ki ben. Nasıl offside lan? Harbiden offside'miş lan. Göz yanlış görüyor onu ya. Niye öyle? Çizgi yamuk bence. Hoş geldin Ali Ömer. Abicim nereye gidiyorsun? Ya kurban olayım, top oynayın lan. Offside olmasa gol. Ha offside yokmuş ha. Adamın eli var. Yapma, yapma. Amına koyayım böyle oyunun ya. Böyle bir şey yok abi. Fesubhanallah. Nereye koştuğu belli değil. Kendi etrafında dönüyor. Oğlum nereye gidiyorsun? Şşt lan!
Lan senin gibi oyununa Allah belanı vermesin oyun. Yuh. Hayır senin pasının da senin de. Ya Messi lan bu, koskoca Messi lan bu. Lan oğlum çapraza, yuh yuh yuh. Sıçtılar, sıçtılar. Hah! Bizimki kalenin dibinden atamamıştı. Helal be! Helal be amına kodumun oyunu. Tebrik ederim Ruslan. Yani yapacak bir şey yok abi ya. Ya kardeşim 22 tane şut olacak iş değil ya. 2-3 tane direkt kalenin içinden dışarı atmalar, kaleyi boşaltmalar. Yenildik vallahi, yapacak bir şey yok. Ama güzel oldu çünkü şuna karar verdim. Abi sen ne yaparsan yap, o defansta pas yapamayan adam oynatıyorsan adamın ebesini belliyor. Vallahi bu maç bize büyük ders oldu ya. Sağ bek oynayabilen bir tane stoper lazım. Hayırlısı inşallah. Bizi gafil avladın ya. Daha tam ısınamadık ya. Kaç zamandır uzağız peste. Oğlum kimmişi buraya koyarız. Zaten başta bir hata yapıyoruz. Ya o dinamikleri soğuduk, dinamiklerden soğuduk ya. Dinamiklere tekrar bir ısınmam lazım. Maldini yedekte. Şöyle stopper dağınık oynamasın madem. Hücumcu bekti Maldini ama. Hernandez formda gelmezse çeviririz. Madem yaratıcı oyun kurucu. Bakalım şimdi ne edeceğim? Kalçak oyun, kalçak oyun. Üf, bayağı 5 maçtır maç kazanamıyoruz. Of. Yazık oldu ama ya. Abi o kadar maçı çevirdik gene yedik. Maçı çevirdik gene yedik. Ya hep böyle hani nasılsa girecek diye vuruyorsun. Messi ile vurdum orada nasılsa girecek. Halbuki sola çekip bir çift vuruş yapsam gene gol atarım. Ama adam kaleyi tutturamıyor. Haaland'la vuruyorsun kaleyi tutturamıyor, dışarı atıyor. Baktım kardeşim takımın güzel.
Yok ya, bir önerim yok valla. Yani şu an oyunda hani o mükemmel kadroyu kurmak çok imkansız. İyi stoperler var ama reytingi düşük. Reytingi yüksek olan stoperler genelde stoper yönünden kötü. Pas oyuncuları falan. Garip bir oyun yani. O yüzden mükemmel kadro diye bir şey yok şu anda. Olmadığı için de bir öneride bulunamayacağım. Haftaya yama geliyor dediklerine göre. Bir bakayım Konami'nin sitesine. Resmi bir açıklama var mı? Onun da gelecek dediler ama. İnşallah düzeltirler ya şu oyunu. Abicim, orada benim golü yediğim kaç tane pozisyon daha? Pas attığım yere gitmiyor ki. Yani yapacak bir şey yok. Yani yavaş oyna, hızlı oynamamalısın diye pası attığın yere yollamıyor. Neymar'a. 1300 Güncürs'ü al ya. 1300 var ya. Çok hızlı pezevenk ya. Topu sürdüğü gibi uçarak gidiyor ipi. Yani Yaman'ın vakti hala belli değil de bu sezon bitince olacak büyük ihtimalle. Yani sezon sonu. Sezon sonu ne zaman geliyor bilmiyorum ama bu sezonun sonunda Yaman var. Oyun inşallah orada düzelecek. Büyük yama gelecek. Büyük bakım dedikleri. Evet, takım coşkun geldi. Bakalım nasıl oynayacak keretalar. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oraya mı verdin? Bir de durmuş orada.
Geçemiyorum Guti'ye. Geçti sonunda. Daha geç kaldı. Allah Allah. Defansı unuttum. Oğlum Neymar artık kendine gel ya. Ya bu Neymar kanatta hep aynı ya. Kaçacağım diyor kanada doğru. Kanada doğru kaçalım bakalım. Oyunun istediğini yapalım. Orada dönmene izin vermiyor abi. Biz de sıfıra inelim abi. O şekil top kaptırmaktan bıktım yani harbiden. Güzel. Oyunun istediği bu. Çok güzel. Yani tek eksiğimiz o mu? Kanada kaçmak. Kıyar oyun. İlla çapraz kanada kaçacak. Biz hep içeri diye kafamızda bir şey oluşturduğumuz için yapmıyoruz. Davis'in top kontrolü mü çok düşük ya? Bu nedir amına koyayım? Herifler çözmüş o işi, Kanada kaçıyor. Dinamikte yaptığımız en büyük hata bu bizim. Kanada kaçmamak. Ne kadar ustaca oynasak da oyunun dinamiklerine ters oynadığımız için sürekli hata yapıyor takım. Neymar döktürüyor. Ha, arada geliyor köpek. Ara pası versen direkt gole gitseydin. Kıyarım. Aleykümselam Kubile abi. Hoş geldin. Oy senin.
Ama ona değil ki Neymar'a. Ha, Kanada kaçacak. Sonra geriye dönecek. Kısa yolu bu ya. Tek Neymar oynayamıyor sahada. Şu anlık kadronun tamamı iyi. Substitution. Ne yapıyorsun oğlum orada götünü dönmüş adamı. Oy. Oy. Dakika. Valla biraz öyle yaptık Ahmet abi. Bayağı mola vermiştik. Yani oyunu bırakma diye bir şey yok da. Call of Duty çok güzel abi bu arada. Ahmet abi. Acilen sen de oynamalısın. Dur dur fak aman aman aman. Gerizekalı offset zaten de. Yediriyordum Edgar. Oyun orada hata yaptırmaya çalışıyor. Yani bu dinamikler çok iğrenç ya. Öyle bir şey yok yani. Hata yaptırmaya çalışan dinamik mi olur amına koyayım? Süper yediğimizi alalım. İki tane golcüyü de arkalarına monte edelim. Yerlerinde değişelim abi. Şimdi bu şuta dayan bakalım nasıl dayanır. Böyle Cannavaro'yu da alalım. Neyse sen de buraya gel diyeceğim. Tamam gitmiş. Ondan sonra böyle. Herkes golcü. Elimiz bayağı soğumuş ama Ahmet abi. Yanına lan, yanına lan. Pas yardımını geri kısalım ya. Bu nedir abi? Substitution in progress. The attendance for this match was 71,550. Yemin olsun var ya, pas yardımı da yani iğrenç bir şey ya. Ne öyle oluyor, ne öyle oluyor. Çok karışıyor, çok müdahale ediyor. O yüzden abi. Zaten offside.
Geliyor bir hafta sonra Yaman inşallah. Ne zaman bitiyor bu sezon? Hayda oğlum karışma lan, arkadaki adamı attım lan. Oğlum yandaki adamı atıyorum, karışma lan, müdahale etme amına kodumun onun oyununa ya. Dur kardeşim şurada şey yapıyoruz ya. Götümüz kan kanıya kanıya maç yapıyoruz. Komut ayarı göster diyor bize kardeş. Sırası mı şimdi? Yok abi. Geçmiyor ki amına kodum pasları. Adam illa bir şekilde ayak koyuyor. Bildiği tek şey var. Messi ile oraya gidip top oyalama. Hıyar ağız. Vallahi billahi ben bıktım lan adam. İlla bir şekilde ayak koyuyor ama biz koyamıyoruz ya. Oğlum full ofansta unutmuşuz ha. Golü yiyorduk vallahi. Hoca! Substitution for Ajax, number 10, Lionel Messi. Coming on to replace him is oyuncağını topa top. Şuna bak abi ya, biz ayak koyamıyoruz ama adam her şeye ayak koyuyor. Two added minutes has been indicated. Hoca faulümüzü ver lan. Ay senin gibi oyunum ben amına koyayım ya. Ya Rabbi. Ne hıyar bir oyunsun ya. 10 maçtır maç kazanamıyoruz. Komut ayarlarını göstereyim reisim. Komut ayarları. Bunlar. Göstereyim şöyle. Kafana takılan bir şey olursa tekrar tekrar izler bakarsın. Geriye sarıp.
Nerede lan bizim defensif orta sahamız? Hıyar oyun ya. Çıkar şu 70'lik adamlar diyeceğim de Maldini'ye ihtiyacımız var. Siktir et gene de. Takım gol atamıyor bu sefer. Abicim oturtamıyoruz. Takımı oturtamıyoruz amına kodum yerinde ya. Onu da hücum koyuyor. Siktirler. Hepsi hücum olsun. Full mavi yaz. Bol bol gol atalım. %100 olmuyordu lanet takım. Vallahi dikkat et kendine be abi. Candan kıymetli hiçbir şey yok ya. İlk 11'de de şeyleri başlatalım. Zaten pas atmada yok problem. Kimse pas atamıyor. Hepsi bitirici olsun. Santrafor, ofansifor dolanıyor. Santrafor. Abi sen hiçbir yere gitmiyorsun, gezmiyorsun, etmiyorsun ki. Sürekli evdesin, sağlıksız yaşıyorsun. Çok sağlıksız yaşıyorsun ya. Şuradan birini kessek kimi ki? Alsak kimi? Owen'ı keseceğiz. Kimi'ye muhtacız. Ya sen de bilakis çok çok sağlıksız yaşıyorsun usta. Ahmet abi. Ne spor, ne hareket, ne faaliyet, hiçbir şey yok. Çok puan kaybettik ustam ya. Bakalım toparlayacağız ya. Elimiz de ısınsın. 5-10 maçlık galibiyet serisi inşallah yaparız. Düzeltiriz. 10 maçtır maç kazanamıyoruz. 300 puan kaybettik 10-13 maçta. Instagram'a girince başka şeyler var abi, sana niye bakayım ben? Her tenden, her renkten. Instagram'da millet nelere bakıyor? Ben sana mı bakacağım Ahmet abi? Hayret bir şeysin Ahmet abi ya. Please take this opportunity to pay a visit to our official store where memorabilia from today's match are now available. Red Bull. Yok ya. Doktor seni kandırmış. Doktor fakir edebiyatı yapmış. Öyle doktor mu olur ya? Ben olsam var ya kavga çıkarırım orada. Ne demek istiyorsun sen diye. Ne demek Red Bull'u bırak? Ben olsam harbiden orada kavga çıkarırım. Ne demek lan Red Bull'u bırak? Sen ne biçim doktorsun derim. Daha çok iç diyeceğini. Kanın hızlansın. Kalp krizini engeller. Reis ben anlamadım, bu ne biçim doktor ya?
Yani kalp krizi yaptıracak son şey bu Red Bull. Kalp krizinin neden olduğunu, eğer yani iki türlü yol var. Bir, kalbin çok hızlı artar tık 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 diye. Ki o en son ihtimal. Hani kalbi hızlandırmak için genelde uğraşırlar. Kalp yavaşlar. Damar tıkanıklığı olur. Kan ondan sonra pıhtılaşır falan pişman. Red Bull bunların hepsini engelleyen bir şey. Kanı hızlandırıyor zaten. İlaç gibi bir şey. Yani kalp hastaları genelde kalbi hızlandırıyor. Ben anlamadım. Senin doktor seni kekliyor. Ben sana söyleyeyim. Böyle doktor olmaz yani. Götümün doktoru. Adam sana kalp ilacı veriyor kalp hızlandırmak için. Bence Red Bull içmelisin onun yerine. İlaç yerine Red Bull daha mantıklı. Kan hızlansın diye. Abi bir şey bilmekle alakası yok ki yani şöyle diyeyim. Yani bunu şöyle diyeyim. Senin doktor harbiden gerizekalı. Ben sana söyleyeyim yani öyle doktor olmaz. Bu üfürükçü biraz. Herhalde şeyde yani anlamadım ki nerede yapmış bu doktorasını. Doktorasını nerede yapmış veyahut da doktorluğu nereden almış? Böyle doktor mu olur reis? Ahmet abi yani gerçekten diyorum ya. Ya Red Bull kalp krizi yaptırır diyecek kadar abuk sabuk bir şey yoktur bu dünyada. O zaman herkes kalpten giderdi ya. Bu bildiğin üfürükçü ya. Doktor muhtor değil yani. Ha kalp ritim problemim vardır bak. Kalp ritim problemi vardır. Çok hızlandırırsan, spor yapamıyorsan mesela kalbi hızlandıracak her faaliyetten uzak duruyorsan. Ki affedersin cinsel ilişkiye dahi giremezsin o zaman. Yani o derece kötüysen. Amenna Red Bull, o mevzu Red Bull değil. Senin kalp gitmiş zaten, ölmek üzereymişsin. Red Bull içmişsin. Hola! Siz dilinizi sikeyim. Şurada İngilizce yazamıyor mu amcık? Golo mamma mia fantastico sopoistico. Abi Red Bull kan düzenini bozuyor ne alaka ya? Ya bu zıkkımın içerisinde vücudun kendi kendine ürettiği bir tane madde var tamam mı? Hoş. Yani Red Bull kan, ne bileyim kalp ritmini bozuyor falan. Yok abi. Ha, Red Bull aşırı gerginlik, stres falan yapabilir. Uyku düzenini bozabilir. Buralardan gir ama kalple alakası yok ya. Ben sana söyleyeyim o doktoru da değiştir yani. Ahmet abi. Ya bunun için doktor olmana gerek yok ki ya. Çok basit bir denklem yani. Şimdi içindeki şeker dersen tamam sağlığını bozuyor. Ki %99'u mu ne su zaten bunu. Normal su. Yani çeşme suyundan daha sağlıklı olduğu kesin. O ayrı bir mevzu. Çünkü bu suyun denetlenme olayı var. Üf, şey oranı daha yüksek. VS Fala Portekiza. Vallahi bizim de Tuvalet Portekiza. VS değil de. Tuvalet Portekiza VS. Espanyola, no Portekiza, Portekiza. That's Espanyol. Bir de kendinizi kandırıyorsunuz, sanki diliniz varmış gibi. Al sana, ezeven. Adi kopaklar. Ah, no ah, vah. If goal, you are say ah oh. Tamam.
Adama niye mi hakaret ediyorsun? Adam gelmiş buraya Portekizce yazıyor. Ya benim Portekizce bilme ihtimalim var mı? Bu Portekizlerin hepsi böyle. Amcico Fantastico. Gel de sinirlenme. Yani ne oğlum, gidip bir ortama mesela sen Arapların arasına gidip Türkçe konuşur musun yani? No beino. There will be 1 minute at a time. Ha bir de herif beni yeniyor. Gel de küfür etme. Sikiko. Ahmet abi doktorla konuşmuş da doktor demiş ki kalp ritmini bozar Red Bull. Yani ne oluyor? Red Bull yüzünden bir hızlı atıyor, bir yavaş. Bir hızlı, bir yavaş. Ritim bozuluyor yani. Onu doğru demiş valla. Bak oraya katılıyorum yani. O doktor o zaman iyi doktor. Oğlum adam ne güzel geliyor. Dın 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 dın. Bak bak bak. Oğlum iki basit verkaçla kaleme geliyorlar ya. Dağıtıyoruz ya, gel sana da dağıtayım. Psikolojisi mi bozuk? Ahmet abi. Abi çok ileri gidiyorsun ya. Sen de bazen ne dediğini bilmiyorsun Ahmet abi ya. Bildiğin hakaret ediyorsun. Geliyorsun bize buraya, hakaret ediyorsun ya. Öf. Takım oynamıyor ya Suat'cığım. Bak şu senin yaptığını şurada 700-800 insan var, kimse yapmıyor. Bence senin psikolojin bozuk yani. Neden yapıyorsun ki böyle bir şey abi? Yani neden insanlara hakaret ediyorsun, ağır eleştiri yapmak istiyorsun? Normal bir şey değil abi bu. Yo ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum Ahmet abi. Kimseyi kırmam, kimseyi rencide etmem. Kimseye laf sokmam. Oğlum biz full ofansta mı unuttuk? Bu ne böyle ya? Yok abi ya. Hani bir adamın biri senin yaptığın gibi zorla böyle hani bir şeyler sokmaya çalışıyorsa mecburiyetten cevap veriyorsun. Veyahut da işte biri geliyor buraya siyaset yapıyor, kemalistlik yapıyor, şeriatçılık yapıyor burada. İşte atıyorum diğer takımlara hakaret ediyor, küfür ediyor. Yani burası yeri değil. Mecburen cevabını veriyorsun herifi. Ama onun dışında ben gerçekten yani kimsenin tavuğuna kış demem yani Ahmet abi. Ya o kadar takip eden insan var benim. Ve genelde başka yerlerde problem yaşayan insanlar bende de problem yaşıyordur yani. Bunun benimle alakası yok yani. Ya benim yüz göz olduğum yüzlerce insan var. Neden hiçbiriyle problem yaşamıyorken hep başka yerlerde problem yaşayan insanlarla problem yaşıyorum. Ve hatta çok da sabırlı davranıyorum yani.
Number 15, Erling Haaland. Coming on the field, number 14, number 7, number 5, Kylian Mbappe. Number 13, number 6, Substitution in progress. Adam biri geliyor, agnostik, tamam mı? Kendi fikriyatını burada cihadını yapıyor. Biri geliyor değil, burada cihadını yapıyor. Ya kardeşim, herkesin bir fikri var, herkesin bir şeyi var, hobisi var, tuttuğu takım var. Ya bu insanlar tartışmayı dinlemeye gelmiyor ki Ahmet abi buraya. Kafa şişirmeye gerek yok ki yani. Gerçekten diyorum yani, gerek bile yok ya. Yani sana şunu anlattık diye abi Red Bull kalp ritmini bozmaz. Yani kıvamında içiyorsun değil mi? Normalde yani. No, kalk ritmini bozacak bir olay yok Red Bull'un. Bunu söyledim diye psikolojin bozuk seninle getiriyorsun. Bence burada hani bir eleştirmen gereken kişi ben değilim yani. Yani söyleyeyim, ben gitmem öyle bir doktora yani. Millet kofeinle abuk subuk şeyler içiyor. Yani kofeine laf etmeyen adam işte gelecek Red Bull'a laf edecek. Yani garip tabii, şey çok garip yani. Kofein kadar zararlı değil yani. Sonuçta bu maddelerin hepsinin yaptığı şey bir olay var. Uyku vaktindeyse falan enzimlerle yer değiştiriyor yani. Orada bir zararı var. Mesela düzenli Red Bull içmek de diğer enzimlerle yer değiştirdiği için o da zararlı. Ama bunun kalple alakası yok. Yani bunları kalbe vurmak tabii ne kadar mantıklı, onu konuşuyoruz. Ondan sonra bunu söyledin diye psikolojim bozuk. Hakaret boyutuna, işte bilmem, gene işte karalama boyutuna. Nuri'nin yayını izlenmez, Nuri izlenmemeli. Ya bu boyutlara hiç girmene gerek yok bence. Ve bunu ilk defa da yapmıyorsun zaten. Bunu düzenli yapıyorsun. Yok be Alper abi. Millet vodka Red Bull içiyor ya. Vodka Red Bull içen herkes kalpten mi gidecek? Adam alkolün kendisi sağlığa zararlı demiyor. Vodka Red Bull alkol içmeyin diyor. Yani garip garip şey. Öf, nereye verdim? Ha şu olay işte Ahmet abi. Burada olması gereken şey iyi futbola konsantre olmak. Yani buradaki iyi futbol olaylarını, nerede kaybediyoruz, neyi yanlış yapıyoruz, bunları analiz etmek. Bunların üzerinde durursak bence yani çok daha mantıklı olabilir. Ve gerçekten diyorum yani, gereksiz muhabbetlerden gerçekten kaçınmamız lazım. Yani her sigara içen kanser olmuyor. Sigara kanser mi yapıyor? Kanserin riskini arttırıyor. Red Bull içmek kalp krizi ihtimalini arttırıyordur. Çünkü başka bir şeyden hasarım vardır, sıkıntım vardır. Zorlamaman gerekiyordur. Ama onu sadece Red Bull yapmaz. Kahve de yapar. Yani şöyle diyeyim, kofein içerikli her şey yapar ki Red Bull'da kofeinsiz olan Red Bull'lar. Şimdi okuyorum baksana içeriğini. Şeker yüzde, bak ben şekersiz içiyorum, %1'in altında, %0.5, tamam mı? Protein %0.5, protein ihtiyacımı alıyorum değil mi? Tuz
Biliyorsun tuzsuzluk ölüme sebebiyet verir. Tuz ihtiyacımı alıyorum. %1/1000'in altında hatta. Şimdi niyatin diye bir şey var. Niyatin. Niyatini araştırın abi. %7'si niyatin yani. Ya bunun benim haklı olmakla olmamakla alakam yok ki abi. Red Bull sağlığa zararlı de. Amen. Haklı sensin. Ama Red Bull kalp krizi yapar dedim mi? Haklı değilsin yani. Bu kadar basit Red Bull kalp krizi yapmaz. Veyahut da doktor bunu söylediğini iddia ediyorsan. Ben de sana dedim ki sana tavsiyem o doktora gitme. Yani her gün 10 tane içiyorum. Yani hiçbir şey olmuyor abi. Bu şeye benziyor. Sigaranın içerisinde fare zehri var demeye benziyor yani. Sigaranın içerisinde fare zehri var. Bak şimdi. İçiyorum. Bir fare olsaydım ölürdüm. Evet, içiyorum. Gidiyorum şimdi. Gidiyorum şimdi. Ölüyorum. Hello everybody and welcome to today's match. Iceland against Paris Saint-Germain. Valla dalga geçer gibi konuşan bir tek sen varsın abi. Hani psikolojisi bozuk falan pişman gibi laflar ederken dalga geçtiğimi düşünmüyorum ben. Dalga geçen sensin bence abi. Sürekli böyle ithamlarda bulunup dalga geçen bence sensin yani ben değilim. Ben sadece fikrimi söylüyorum. Her konu hakkında bilgisi olur mu? Tabii ki olur ya. Genel kültür diye bir şey var ya. Okuyan, çizen, yazan insanlar. Mesela adam atıyorum en kıçı kırık meslek diyeyim. Jinelok olsun, tamam mı? Kadın doktoru olsun adam. Onun kimya hakkında da atıyorum işte tabiat, doğa hakkında da bilgisi olabilir. Çok geziyordur, ülke ülke geziyordur, ülkeler hakkında bilgisi olabilir, dil hakkında bilgisi olabilir. Dillere merakı vardır, 4-5 dil biliyordur, olabilir. Yani bir insan, atıyorum ben teknisyenim, sadece teknik konudan bilgim olacak. Böyle bir şey yok, kendi geliştirebilirsin. İşin pirine, işin detaylarını, derinliklerini bırakırsın. O ayrı bir mevzu. Mesela evet hepimiz dindarız, Müslümanız değil mi? E peki... Senin iman etmen için hoca mı olman lazım? Ya vücut bende de var. Bendeki vücudun araştırmasını, şeyini yapmak zorunda değil miyim ben? Yani bir vücut olayını, bir biyolojik olayı konuşurken benim şey mi olmam, uzman mı olmam lazım? Vallahi ben sana Red Bull'un içindeki maddeleri sayıyorum. Şimdi taurin diye bir madde var. Benim içtiğimde taurin dahi yok. Niyatin var taurinin yerine. Şimdi taurin diye bir madde var. Tamam mı? Taurinin tarihçesini de biliyorum. Geçmişini de biliyorum. Kaç yılında sentezlendiğini de biliyorum. Esasen nereden üretildiğini de biliyorum. Taurinin işlevini de biliyorum. Taurinin tüketilmesi durumunda beyinde hangi maddelerle yer değiştirdiğini de biliyorum. Hatta kofeinde de bu bilgiye hakimim. Ve bunları ben kendi kıçımdan uydurmadım. Zaten bunları okuyarak söyledim. Yani okuyarak öğrendim ben de bunları. Bu işin araştırmacıları, laboratuvarda bu işin
ilmi araştırmasını yapan insanlardan okuyarak öğrendim ben de bunları. Tam da dediğin şey, oku, araştır, öğren dediği şeyi yaptığım için konuşuyorum zaten. Yoksa bilmediğim konu hakkında zaten konuşamam ki. Ha, sen zararlı dersin, tamam mı? Sen fikir beyan edersin. Ama teorini konuşsak, teorin hakkında belki de hiçbir fikrin yoktur, hiçbir bilgin yoktur. Sadece karalamaya kullanırsın ve sadece hani şurada şu makaleleri, hakaret dolu şeyleri yazmak yerine bilimsel konuşsan biraz kimse bir şey diyemeyecek. Ama sen ne yapıyorsun? Hakaret. E doğru olan bu mu? Yani bir bok bildiğin yok. Amma ne yapayım de falan çıkman konuşuyorsun burada. E doğru olan bu mu peki? Yani bilgini o zaman anlat. Ya Beyaz Hoca'nın Red Bull hakkındaki yorumlarını değil de bilimsel olarak anlat bize neymiş zararı. E madem biliyorsun, bak şu anda tuşlar da elinde. Hiçbir şey mi yapamadın? Kopyala yapıştır yap yani. Varsa internette öyle bir bilgi. Onu da kopyala yapıştır de ki bak şuradan kalbe zararı var. E tamam abi, biliyorsan anlat bize o zaman. Madem bildiğin konu hakkında konuşuyorsun, anlat bize, sana zahmet. Taurinin tam olarak işlevi ne? Niye böyle bir zararda bulunuyor? Niye taurin kalp krizi riskini arttırıyor? Veyahut da taurin kalp krizi yaptırır yaptırmaz, o bambaşka bir konu. Ama kalp ritmini bozuyor mu? Nasıl bozuyor? Anlat onu yani. Yok, ben kopyala yapıştır yapmam reis. Ben burada doğaçlama konuşuyorum. Ben doktora değil, üfürükçüye gitmişim bence. Benim fikrim bu. Senin gittiğin adam doktor değil, üfürükçüdür yani. Sahte bir diploma almıştır. Sana da bir şeyler anlatıyordur başından sağmak için. Hatta bunu yani bildiklerimden ötürü hareketlere, hangi hareketlere abi? Senin hakaretlerine hop ne oluyor dediğim için mi? Yani sen psikolojisi bozuk deyince ses çıkardığım için mi? Yani sen istediğin gibi laf sokacaksın. İstediğin gibi hakaret edeceksin. Kimse sana bir şey demeyecek mi yani? Bu mudur? Veyahut da 8. ligde gezinirken o bilmiyor, bu bilmiyor diye ahkam kesmen için mi? Yani bunu kaç kere yapıyorsun değil mi? Bilmediğin konu hakkında konuşuyorsun mesela. Hani yapmadığını iddia ediyorsun. Ama işin pirine işi devretmektense ona da eleştiri yapıyorsun. Yapmadığın şey değil. Veyahut da insanların zevkleri hakkında da ileri geri konuşabiliyorsun. Engelleyemezsin ki Emre, ancak kendi yazılarını engellersin. Ahmet abiyi burada kimse engelleyemez yani. Onu söyleyeyim. Ne ben engellerim ne başka biri. Ahmet abi benim yıllardır dostum. Tartışabilirim de bu kimseyi de alakadar etmiyor Emre. Bugün tartışırım, yarın öpüşürüm ama bu kimseyi alakadar etmiyor yani. Ahmet abi benim yaşça büyüğüm yani, bazı konularda bokunu çıkardığı için artık bir hop diyorum yani. Hop Ahmet abi, ne yapıyorsun Ahmet abi? Ya çünkü hakaret ediyor. E tamam, ben Ahmet abinin art niyetli biri olmadığını biliyorum. Ama benim de ona lafım zaten şu oldu. Bazen ne dediğini bilmiyorsun Ahmet abi. Psikolojisi bozuk, seninkini de bozacak ne demek yani? Yok bak şimdi Ahmet abi, ben sana laf sokmadım. Dedim ki senin doktorun üfürükçü. Öyle doktor mu olur dedim. Kendi bilgilerimi aktardım sana. Tamam mı? Bunlar benim bilgilerim yani.
Ama sen ondan sonra psikolojisi bozuk Nuri. Ya o yayınla her geldiğinde insan hakaret eder mi? Yani sesinde de aynısını yapıyorsun mesela. Yo yo yapıyorsun Ahmet abi. Sen bunu hep yapıyorsun. Ya bu kadar özgür düşünce sergilenebilen tek kanal benimki bu arada. Yani başka bir yerde biliyorsun insanlar toy biraz. Hatta tahammülsüzler. Benim öyle şey keskin uçlarım yok yani. Ya bir şey çok fazla canımı sıksa dahi uslubumu bozmuyorum. Veyahut da işte kalp kırmadan anlatmaya çalışıyorum. Damarıma bastığını anlatmaya çalışıyorum. Ya niye? Ya çünkü benim de olayım bu yani. Keskin uçları olan bir adam olmadı mı sen gayet iyi biliyorsun. Ya ben öyle bu arada beyler biriyle anlaşamadım, biriyle tartıştım, biriyle ortak noktayı bulamadım diye burada kimseyi banlamam yani. Ben öyle terbiyesiz bir adam da değilim yani. Onu da söyleyeyim. Böyle internet klavyeliği falan da yapmam. Şey ne diyorlar ben? Klavye delikanlılığı da yapmam. Veyahut da burada yıllardır beni izleyen, benimle vakit geçirmiş olan insanların şeyini de yapmam yani. Ha çok ağır tartışma birbirimizin damarlarına bastığımız durumlar dahi olabilir. Ki geçmişte birçok insanla da oldu. Ama adamları kalkıp da banlamam yani. Böyle bir terbiyesizlik yapmam yani. Her zaman da herkese kapım açık, neden olmasın yani. Bugün farklı düşünürsün, yarın farklı düşünürsün. Bugün hatta karşısında durduğun şeyin yarın bir bakmışsın karşısında durmuyorsun yani. Hela deyip geçiyorsun. Ya senin bir görüşün yok ki abi ya. Beyaz Hoca'dan gidiyorsun, fen ilmi alıyorsun. Ondan sonra bize geliyorsun, onu da anlatıyorsun abi. Kurban olayım ya. Bana bir tane link göster. Desin ki ya Red Bull kalp ritmi bozukluğu yapıyor. Ya şimdi her şeyi biliyorsun diyorsun. Ya arkadaş şimdi... Madde bilmekten, kimya bilmekten geçer, biyoloji bilmekten geçer bunlar. Bir şey bilmene gerek yok. Azıcık bir bilgiyle olur bu işler yani. Sen ancak Nuri'ye sallıyorsun abi ya. Şey mesela, bu oyunun bok olması gibi değil mi? Tek futbol oyunu mu bu mesela? Değil. Ya demin senin söylediğin şey neydi abi? Sen diyorsun ki, bir bok bilmiyorsun. Bana aynen bu lafı kullandı. Bak bir bok bilmiyorsun, her şey hakkında bir yorumum var diyorsun değil mi? Ben de sana bunu başka üslüple iade ediyorum. Ve hatta sana boklu boklu da konuşmuyorum yani. Ki belki anlarsın yani neler söylediğini farkına varırsın yani. Öyle abi ya. Ki eğer biri bir şeyler biliyorsa o benimdir abi.
Bir şey bilmekten geçiyorsa orada ben varım ya. Sen dur hele bir. İlk önce ben. E tabi yazışmalarda var. Yukarıda. Al adamlar kopyalayıp yapıştırsın ya. Ha, boku yazmamışsın, doğru. Bak şey yazmışsın. Yani araştır yarı boş bilgi bilmiyorsun. Bildiğin hakkında bilmiş gibi davranıyorsun. Emre abi, eğer birileri bir şey biliyorsa o bilen benim abi. Bir nokta nokta aslında oraya yazmamış. Bir bilmiyorsun. Ne? Bir sikimi bilmiyorsun diye demiş. Aslında oraya ben doldurabilirim. İstediğim kadar abartıp doldurabilirim. Şimdi ben fotoğraf çeker gibi okuduğum için burada o yüzden şey oluyor yani arada karışıyor. Ama bir sikimi bilmiyorsun, bir bok bilmiyorsun, bir halt bilmiyorsun. Her şey denilebilir. Ama orada birden sonra boş bırakmışsın. En ağır küfüre geçiyor burada. Estağfurullah. Bak, şerefine kalp krizi geçirmek adına. Hayırlı olsun Suatçım. Heh, gel biraz sesle hakaret et, gel. Evet arkadaşlar, kamyon sesi geliyor. Kulaklığın bozuksa çıkarım Ahmet abi, haberin olsun. Sanki daha bir kulaklığın yok ya. Boş işlerle uğraşıyorum abi ya. Yani şu an raporluyum. Normalde teknisyenim usta. Ne diyorsun? Heh, geldi. Gel. Ne diyorsun abi sen ya? Evet, domalıyorum. Bir insanın her konu hakkında bilgisi olur mu ya? Ya Olur vallahi abi, bak niye sen ya. olmasın ya? Ya bak Nuri, yeminim var ya, ben arasında çıldırtıyorsun lan. Yemin ederim çıldırtıyorsun bak. Ya şimdi bak, senin Bak bu sen şimdi değinmeye çalıştığın bak, şey var başkası ya. olsaydı var ya bak, başkası olsaydı ağzımı bozardım. Vallahi bak, bu zaten kendi biraz sorunlarım var. Ona da denk geldi. Ya sinirliyim zaten. Olabilir Yani ama ya. sen da değer verdiğim için bak vallahi yendim. Bu en benim, sen dün de sen bana akredin. Bu benim en düzgün şeyim yani. Uslubum. Abi yapma böyle şeyler ya. Gözünü seveyim ya. Ya Ahmet abi, erkek adamız, tamam mı? Şimdi şöyle diyeyim. Birbirimizin tabii değerlerini küfür edecek, hakaret edecek boyda alçak adamlar değiliz. O ayrı bir Tabii mevzu. canım. Yani ben kimsenin kalkıp namusuna falan, anasına, bacısına dil uzatmam. Öyle olmaz. Heh, o delikanlı adama da yakışmaz yani bir kere. Ha, affedersin. Şurada bir desen ki Nuri seni sikerim desen, sıkıntı yok yani. Anladın mı ne Yok, demek o kadar istediğimi? da değil abi. Ha, yok yani. O kadar da şey değilim yani. O kadar da ne diyorlar? Çıt kırıldı değilim yani. Olabilir yani. Belki çok beğenmişsindir. Olabilir yani. Saygı duyar. Abi var ya. Ben yemedim mesela, yayına gelince var ya, gülüyorum. Bak biraz sinirliydim. Abi sen niye her konu hakkında bir bilgin var, bir Ama şey? sen Ya harbiden abi ben bunu taurinin ne olduğunu bilmiyorum. biliyor musun ustam? Taurin nedir biliyor musun? Abi bana aşağıda Google edin yazdınız. Bana çevirim yapma ya. Ben bilmiyorum abi. E tamam Ben ustam, sana bak ben diyorum ki sana bak. anlatıyorum ama. Dur Taurin anlatma bana dediğimiz bir şey. şey,
Bana anlatın. Bana anlatacak şey... en son. Ya ben senden bilgi öğrenmek istemiyorum abi ya. Ben senden tamam. Öğreneceğim tek şey ne biliyor musun? PlayStation şey PES futbol öğrendim senden. Şu an ben senden onu görüyorum yani. Bu nasıl oynuyor? O yüzden de seni izliyorum. Başka bir şey öğrenmem senden. Şu an bendeki şeyim bu bende. Oyun. Abi yapma bana böyle şeyle gözünü seveyim ya. Ben diyorum ki doktora gittim. Red Bull kalp krizi. Red Bull kalp krizi yapar demedi. Red Bull vücut şeyini arttırıyor. Kalp atışını, kan akışını. Bunları. Sen hemen kalp krizine çıktın. Ne güzel işte biz ya. De onun için işiyoruz zaten. Abi evde mayışıyoruz biz. Spor yapmıyoruz bir şey yap. Şimdi o doktora bir sor. Bak o doktora. Şunu da diyeceksin ama. Abi, doktor bey ben hiçbir doktor hareket bey, yapmıyorum. Bak. Doktor da özel bir doktor. Yani bu SSK'ya falan da ben kendi özel doktorum. Yani doktor da falan laf söylüyor. Doktor özel adam gayet branşında tecrübeli. Gayet böyle görevini Hipokrat yemini güzel yapmış. Yerine getiren. Abi doktor da öyle hakaretleri yapma. Yani bilmiyorum. O adam Amerikan hastanesinde doktor ya. Ahmet abi. Ya. O doktorun amına koyayım ben. Bak. Yani hakaret etme dedin ya. Şimdi o da... Yok ya. Şimdi... Onun yeminine sokayım ben onu. Yok abi yok sen. Ya şimdi sen beni anlamadın ki. Bak ben sana bir şey anlatıyorum ama orayı hiç dinlemiyorsun. Abi bana anlatma. Şimdi bak artık ben bir şey diyorum. Anlamalarına sıkıldım. Sen suyun bana içerisinde sıkıldım. Bak yok. Bir şey diyorum. Dinle bir. Suyun içerisinde tamam mı? Suyun içerisinde. Çeşmeden su içiyorsun ya abi. Hı-hı. Çeşmeden içtiğin suyu anlaman için söylüyorum. Vücudun kanın nefes almasını sağlayan bir madde var. Tamam mı? Ne maddesi abi? Maddenin ismi ne? He? Ya boş ver şimdi. Ismi. Onu da söyleyeceğim. Ya, söyle. Şimdi görünmek, bizim normalde çeşmeden içtiklerimizde 5 RH falan var. Tamam mı? Çok düşük. Evet. Heh. Çeşmeden içtiğin suda. Fakat devlet bu yapılan içeceklerde bunların biliyorsun içine bir de asit katılıyor ama normal sudan oluşuyor bu da. Normal asitsiz su. İçine daha sonrasında basıyorlar sodayı. Tamam mı? O soda basılmadan önce bu suyun bir testten geçmesi gerekiyor. Aleykümselam. Şimdi bu suyun bir testten geçmesi gerekiyor. Bu testten geçen suyun en az 7.1 değerinde olması gerekiyor ki sağlıklı olsun. Hani mırık çamur içirtmiyorlar. Tamam mı? Yani suyun bir kalitesi var. Şimdi bu ihtiyacını gideriyorsun. Susuzluğunu bir gideriyor. Tamam mı? Ya çünkü sana şöyle söyleyeyim. Sana bahsettiğim 1 litre su Avusturya'da örneğin 1,5 eurodan falan başlıyor. 1 euro, 1,5 euro. Tabii sinir sistemine zararı bunlar hakkında konuşursak say say bitmez. Yani say say bitmez. Mevzu o değil Burak abi. Alüminyum, amacım. Şimdi bu suyu reis senin normalde tamam mı? Türkiye'de mesela markalar arasında en kral su Erikli. Erikli'de 8 çıkıyor. Hatta 9 mu ne çıkıyor? Zemzem'e yakın yani. Zemzem'de 9,5 falan çıkıyor yani. Bayağı yüksek o oran. pH Erikli'de değerimi. Efendim? pH değeri mi? Hı. Şimdi abi, su olarak başta fazla. Zaten bir çok sağlıklı. Yani senin gençleşmeni ya. Sağlıyor. Sağlıklı kalmanı sağlıyor. Tamam mı? Su olarak başta çok sağlıklı. Peki ne açıdan zararlı? Uyku saatlerinden 6 saat öncesinde içmemen gerekiyor. Neden? Çünkü uyku saatlerinde vücut belirli bir enzim salgılıyor. O enzimi salgılamak şöyle dursun. Eğer sen Red Bull kofein ve hatta işte kofeine benzer herhangi bir yan madde, ne diyorlar ona, taurin, buna benzer bir şeyler tükettiğinde o melaninin yerini alıyor bunlar. Beyin hücrelerine, beyin odacıklarının içine melanin gireceğine o giriyor. Atıyorum cinsel ilişkiye gireceğim. Testosteron gireceğine o giriyor. Atıyorum gün içerisinde. Tamam mı? Deponin gireceğine o giriyor. Enzimlerin yerini almaya başlıyor. Ve düzenli olarak içersen, bir anda bırakırsan ne oluyor biliyor musun? Beyin zortluyor. Sinir sistemin çöküyor. Neden? Çünkü uzun bir süre senin o deponinin, testosteronun, melaninin yerini alan bu madde bir anda olmayınca, beyin de bir şey üretmeyince mala bağlıyor. Bir anda mala bağlıyorsun. Sinir sistemin çökmeye başlıyor.
Ve hatta o bile yerini alsa onun sinir sistemi farklı çalışmaya başladığı için, esas maddelerle çalışmadığı için zamanla sinir sistemin yıpranıyor. Ve bir sürü hastalık peşi kovalıyor. Yani bunları çok içmenin zararı sinirsel. Ama kalp ritmi falan pişman değil ustam ya. Melanin ne demek abi? Açar mısın bunu bize? Melanin? Ya evet. Senin uyumadan önce salgılanan bir enzim. 4-5 yerde kullanılıyor bu enzim beyin tarafından. Senin uykunun en derin modundayken rüya görmeni sağlayan, derin yatmanı sağlayan, seni böyle hani şizofreniymiş gibi uyuyorken bir şeyleri gerçek gibi görmeni sağlayan madde bu. Anladın mı ne demek istediğim? Tabii ritim bozukluğu yok abi. Ritim bozukluğu dediğimiz şey kalbin bir hızlı bir yavaş atması. Aniden hızlanması falan böyle şeyler abi ne alaka ya? Bunun onunla alakası yok yani. Abi zaten herkes de yapmaz. Ben de ritim bozukluğu yaptı. Ben haftada 3-4 tane içiyordum. Hem de en büyük boydan. İçiyordum. Ben de ritim bozukluğu yaptı Red Bull. Klips. Burak abi yaş kaç bilmiyorum. Melanin'si derim yani. Melanin'i kogla yazın girin abi. Nuri'nin anlattığıyla. Orada şimdi benim içtiğimin dediğim gibi içinde taurin bile yok yani. Niyatsin diye bir şey var yani. Ya bakalım niyatsin neymiş değil mi? Ya biz bunları tabii ne oluyor? Mesela araştırıyorsun, okuyorsun. Aklına kalan kadar diyor. Hiçbirimiz uzman değiliz yani. Hepimiz yanılabiliriz çünkü kulaktan duyma veyahut da işte bir yerlerden okuduğumuz bilgilerle bunları biliyoruz. Sen uzmansın abi ya. Sen maşallahın. Ha şöyle diyeyim. En sağlıklısı ne biliyor musun? Sadece su içmek abi. Kaliteli bir su içmek. Başka bir şey değil yani. Vallahi geçen seneye kadar erikli içiyordum Nuri. Ekonomi bizi de bozdu. İnan var ya, günde 5 litre iş yerinde dolduğum için günde 5 litreyi bitiremiyordum ama 3,5 litre içiyordum günde. Tamam. Ben mesela bak o gün içerisinde... 5 TL'ydi. Bak ben erikli sana gün içerisinde biyolojik bir şey anlatacağım şimdi. Sen uykudan uyandın ya Ahmet abi. Evet. En verimli saatlerin 5-6 saat. Beyin var ya mükemmel şeyler salgılıyor. Testosteronmuş, serotoninmiş tamam mı? Bunları salgılamaya başlıyor. Beyin çok zinde oluyor. Acayip zinde oluyorsun. Enerjik oluyorsun. Deponin salgılıyor. 5-6 saat sonra bir uykun gelmeye başlar. Mıyışırsın. Doğru mu? Öğle saatlerine doğru. Erken kalkmışsan bir mıyışırsın. Bunun da sebebi vücut nevale uykusu istiyor. Diyor ki kardeşim ben biraz kestirsem iyi olacak. Kestirirsen daha enerjik olursun. Tekrardan sıfırlarsın. Bunun işte araştırarak yaparak bazı bilim adamları şey yapmışlar abi. Öğle uykusuna 15 dakika 20 dakika geçiyor. Tam öğle uykusuna yatmadan önce şat kahve içiyor. Yani şat kahve dediğimiz ne? Çok sert olan. Azıcık bir şey, çok sert. Çok sert bir kahve içiyor abi. Kofein almak için. Adam kofeini alıyor abi öğle uykusunda. Öğle uykusunda melanin yerine vücutta kofein çok yoğun bulunduğu için beyin melanin yerine kofein alıyor tamam mı? Olması gerektiğinden 3-5 kat daha zinde oluyor. Abi seni Burak. Bak bir şey yazmış. Ne yazmış orada? Yani bu da bir teknik mesela Ahmet abi. Bir dene. Bak öğle uykusuna yatmadan önce tamam mı? Kahveyi şatı içiyorsun abi ondan sonra yatıyorsun. 15-20 dakika kestiriyorsun. Kalktığında var ya abi bildiğim şey gibisin ya. Ne diyorlar ona? Hani 10 yaşında bir çocuk kadar enerjiksin yani. Hayatın bug'ları bak bunlar. Abi ben hayatımda yaşıyorum. Melan şey... Ama en sağlıklısı gece 8 saat yatacaksın. Teşekkür ederim Aperon. Gece 8 saat yatacaksın usta. Gündüz
Yarım saat yatacaksın. Günlük her gün akşama doğru sporunu yapacaksın. Sabah sporunu yapacaksın. Eğer sağlıklı olmak istiyorsan. Sigara içmeyeceksin. Sağlıklı su içeceksin. Her hafta mutlaka balık artı et tüketeceksin. Bol protein içerikli gıdalar tüketeceksin. Sporunu da yapacaksın. Hayvan gibi olur. Günde 5 litre su içsem var ya, tuvaletten gelemem. Ben 3 litre içiyorum abi. Su zehirlenmesi benim, yaşarsın. O kadar içmemen gerekiyor. Sanki benim şey... İçtiğim su direkt şeye gidiyor. Silik torbasına gidiyor. Başka bir bağlantı yok. Direkt oraya. Ulan içiyorum 2 dakika sonra tuvalete gidiyorum. Böyle bir, burada bir sıkıntı var bende ama hayırlısı. Böbreklerde sıkıntı vardır. İltihap vardır böbrekte. Vardır bir şey yani. Demek iyi süzmüyor abi. Filtre yapmıyor ha. Vardır bir şeyler. Eğer yüzünde gözünde lekeler varsa siyah karartı şeyler. Ciğerlerde de olabilir. Hepimiz gebert biliyoruz. Bağırsakta da problem olabilir. Onları kontrol et, tetkik ettireceğim. Ama öyle rastgele tetkikler değil usta. Şey tetkiği ne diyorlar? Kan tahlili. Detaylı kan tahlili var ya. Kan denge değerleri falan okey mi diye. Valla ben hazır su içiyorum abi devamlı. Ben çeşme su içmiyorum abi. Çeşme su zaten içilmez. Aleyküm selam Sven, hoş geldin. Bugün ayın kaçı ya? Dördünde randevum vardı, onu iptal ettireyim ya. İkisi. Şu adamı bir arayayım ya. Arabada herhalde kağıt. En geç yarına iptal ettirmem lazım. Konsantre olup bir gol atalım lan. Maçtan koptuk iyice tavrim mavrim. Neyse abi ben kaçar. Görüşürüz. Bir küfür etseydin gitmeden. Yo sinir stresim geçti abi, yumuşadım. Tamam. Bir küfür etseydin. Yok abi yok. Biz seninle tamam. Bu ne ilk ne de son devamlı bu tartışır. Ben sen uyuşmuyor fikirlerimiz. Dıt. Benim tahammülüm yok bu şeylere. Belki sen haklı olabilsen ben mi yanlışım? Bir yerde bir sıkıntı var. Onu çözeceğiz ama zamanla. Benim takım 8. beni kandırıyor şu an. Bir türlü gol atamıyor. Sen de... Ama bugün 8. mikrofonun düzgün ha. 8. ligdesin. Bilmem şey. Ya bırakma öyle bu işleri. Ya. Ne bileyim abi 9 da olabilir. Özür dilerim eğer abartmışsın. Ya var ya. Abi. Her spor yorumcusu iyi futbolcudan gelmiyor. Her spor yorumcusu yani ya da iyi futbol yorumlayan iyi bir futbolcu değil de iyi bir futbolcu futbol da yorumlayamıyor bazen. Ha diyorsun yani, ki jockey olmak için at olmak gerekmiyor mu öyle bir şey? Vallahi bilmiyorum. Ya tabi bu oyun refleks işi, bir de ezber işi oyun. Her yorumcu yani futbolcu değil. Adam yok hiç... yok ben bilerek diyor ama bırak, sen şimdi bak direktör. Hakaret bak, bari konuşuyorsun o yüzden ben böyle konuşuyorum. Ya. Sen diyorsun ki Nuri bak hakaret... özet geçeyim. Nuri biz kim bilmiyor. Pes'i de beceremiyor. Senin amına koyayım şey diyorsun. Bak ya abartma saçma konuşma. Abi AMK şey yazdın ya oraya. Ya, abi o ben onu kendime o şey olarak. Yok bana yazdın. Amına olmazdım yeter dedim. Kendim. Yok bana yazdın. Abartma ya bak sonra. Teknik direktör bu arabadan futbolcu bile değil. Hiç futbolcu bile yapmamış. Ama teknik direktör çok iyi adam. Hadi biz de inan bana bak sen oyunu çok güzel oynuyor olabilirsin ama dışarıdan görük yani dışarıdan gözlem çok farklı bir şey. Yok sen bana küfür ettin. Üçüncü klasmandayım diyorum ya. Allah'ım yarabbim girmiyor lan. Ben de dörde çıkacağım. Bu da yeni bug'ım. Geriden tam çağırırken kısa vurursanız
Bomboş vuruyor kafayı. Adaptasyon bugün yayına çeyaktı. O da 5 maç direkt yenilmiş ha. 3-0 3-0 direkt maçtan çıkmış. Protest etmiş e-futbolu. Neden? Ne bileyim abi, 5 maç direkt otomatik maçtan çık yapmış. Ama adam haklı ya. Sen 5 maç oynuyorsun ya da aynen 5 maç oynuyorsun. Yok 10 maç oynuyorsun. Seri yapıyorsun. 10 maçta mesela ne puan alıyorsun Nuri? Toplamda 50 alıyorsun mu? 150 alırsın ya. 150 alıyorsun. 2 maç mağlup olduğun zaman ne kaybediyorsun? 100. Abi bu haksızlık değil mi ya? Yok. Nasıl yok? Böyle çileleyemezsin ki abi. Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey yok. Adam demiş ki... Gülsen... Ya yok, ben Gülsen hani 13 puan... maçta 300 puan kaybettim. Memnun muyum? Tabii ki değilim. 13 maçta bak. 300 puan ha? Ama abi kötü yensen, oynuyorum yani şimdi. Bak yensen 13 maçta kaç puan alacaksın? Of kola bak lan, nasıl gibi lan? Yensen 13 maçta kaç puan alacaksın? Belki 50 puan bile alamayacaksın. Yok yok, 13 maç yenersen 200 puan da alır. Ya burada bir sıkıntı var abi ya. Mesela şeyde nasıldı PES21'de? 5 galibi serisi yaptığında 40 puan veriyordu. Bak o güzeldi. Şimdi yani bak benim haksızlık olarak bulduğum bu. Benim oyuncularım neden gol atamıyor? Abi sen atamıyorsun, oyuncuların değil. Yo, bildiğin oyuncularımı atamıyorum. Ben atıyorum oyuncularımı. Oyuncularımı atamıyorum. Şikayetçiyim kadromdan yani. Abi Frikim ile çatala gitti. Ben sana şöyle bir çatala attım. Alakasız bir yere gitti. Mbappe normal kart abi. Sal gitsin onu, ne uğraşıyorsun ya. Nereye çıkaramadık biz de be. Oyunda da puan derecelendirmede bir sıkıntı var abi ya. Ya şöyle diyeyim beyler, aslında bakın biz tamam mı, iğneyi asla kendi balonumuza batırmıyoruz. Nuri'nin de benim de mükemmel oynadığım maçlar var. Performansının kötü olduğu zamanlar. Nuri kim abi? Ben Nuri. Nuri benim de derken? Ya yani ben Nuri olarak benim de diyorum yani. Tamam mı? Performansımın zirve yaptığı maçlar var. Kötü olduğu maçlar da var. Oyunu genelde müdahale etme olayı var. Yani şey, oyunda bazı hatalar var diyelim. Müdahale edemiyorum de. Mesela hızlı çıkıyorken defansınızda defensif orta sahayla ileriye pas atarken çok dikkatli olmanız lazım. Neden? İstediğiniz yere atın, o dümdüz veriyor, rakibe veriyor. Oyunda bir hata bu. Başka bir anlamı yok bunun. Yani bunu bana kimse şey diyemez. Oyunun dinamiği. Yok abi, hata bu. Oyunun yazılım hatası. Oyun bazı yerlerde sana hata yaptırma gibi bir yazılım yapmış. Fakat bu hata yaptırmalar bazı yerlerde yanlış kodlanmış. Defanstan çıkarken, ondan sonra çaprazdan girerken. Abi çaprazdan geliyorsun, geriye doğru verin bakayım. Bakın çaprazdan döndünüz, verkaç yaptınız, içeriye oyuncular koşuyor, tamam mı? Geriye doğru verin bakayım ne olacak? Vermiyor abi, içeriye veriyor. Orada yazılım hatası var. Geride adam var, bomboş. Verebilseniz gol olacak, vermiyor abi. Çalımda mesela, rakibe yakınken uzak köşeye çalım atıyorsun, rakibe doğru yapıyor. Yazılım hatası. Sen ne yaparsan yap, o dediğin yere o çalımı atmıyor. Yani bunların hepsi yazılım orta hatası. Orta sahayı kalabalık tutacaksın Nuri baba. Orta sahayı kalabalık tutacaksın. Şöyle bir ne paşedir ama o? Şöyle yanlamasını aç. Paket yok Ramucan. Yarın paket. Bugün çarşamba. Patesi günü gelmiş mi belki ondan. Yani şimdi bizim sinir olduğumuz şeyler hazırlık maçı mı?
Sohbete gelsene Ramo. Call of Duty'ye geçeriz birazdan. Ben de bayağı puan kaybettim. 150 puan daha kaybettim. Toplam kayıp ne oldu? 330, 340 oldu. 340 puan kaybettim toplam. Sen diğer kanalda yayın yapıyor musun? Call of Duty. Ha, Twitch'ten yapıyorum beyler. Twitch'e beklerim ya. Fetli Games diye. Ama Call of Duty'de harbiden güzel ya. Gelin orada da sohbet ederiz ya. Biraz şans tanısanız bence Call of Duty izlemesi de çok keyifli abi. Amacın ne olduğunu bilseniz mesela onu konuşuruz yani yayında amaç. Burada amaç belli, rakip kaleye topu sokmak ya. Abo! Yılın yılın plase golü. İzledin mi? Kaleci. İzledin mi golü? Hayır. He? Güzel oldu abi. Neyse ben kaçırayım. Uuuuhuhu! Ne falso ya. Allah'a emanetsin reis. Sen seviliyorsun. Zekul işine devam et. Tamam. Sen seviliyorsun. Bir daha hakaret etme lütfen. Tamam abi. Hakaret makaret yok. Kendin algılıyorsun. Üff! Yılın plase golü. Ramocuğum geliyor musun sohbete kardeşim? Adam çıkar da şimdi. Bu golü yedikten sonra çıkar adam ya. Ramo niye offline takılıyorsun kardeş? Seni bulamıyorum lan. Oğlum tek golde adamı yendik ya lan. Oğlum ağın kaçıncı lig oyuncusuydu maçı bıraktı? Telefonu kıs. Hile yaptın lan adama. Hile yaptın, plase hilesi. İşte ne oğlum, ne tartışması, ne tartışıyordunuz? Ya, Taurin ritim, kalp ritim bozukluğu yapar dedi de arkadaş, onu tartışıyorduk. Ya daha doğrusu daha sonrasında düzeltti. Dedi ki yok öyle değil yani, vücudun dengesini bozuyor. Vücudun dengesini, sinir sistemini bozuyor o kesin. O konuda onu haklı yani. Taurin bu arada fitness yaptığımda kullandığı supplementlerde de var. Çok güzel. Abi taurin doğal bir şey ama. Bunu takviye olarak alıyor insanlar. E tabi canım beşine... taurin beynin dengeye sokmak için ürettiği bir şey. Vücut, ama vücut geliştirmede çok önemli o. Evet, tek golle rakibimizi yendik la. Oğlum yayında kimse kalmadı ama. O golü gördükten sonra. Niye? Lan muz gibi gitti lan top. Hissederek vurdum resmen ya. O nedir ama ya? Interesting ya. Very very interesting. Are you learning Germany? Because you need it. We are talking with you. If you wanna came to Austria, you must learn the fucking language. Değil mi yani? Ramocuğum. Please. Mm-hmm. Stay off them. Do anything. Dur lan, o zaman bir şey yapayım mı? Bir deyimi İngilizceye çevireyim bakalım becerebilecek mi? Başlamak başarmanın yarısıdır diyelim. Heh. The begin is half of the winning. Olmadı winning. Saksifiling. Saksifiling. Nasıl deniyor ama? Çevir lan şunu İngilizce. The begin, ne? The beginning is half of the... Beginning de begin bir kere. Beginning. Begin değil mi oğlum? Begin. The beginning is half of the... Yanlış. Başarmak ne demek? Ne? Bir daha söyle bakayım. Başarmak ne demekti lan? Başarmak neydi deyim, bir daha söyle. Başlamak başarmanın yarısıdır diyeceğim. Başarmak ne alaka ya? Başlamak başarmanın yarısıdır.
Hadi kıvırma işte, söyle biliyorsan. Ben de yani tahminim şudur. Getting started half the sacre. Sacre başarmak gibi bir şey demek. Bir dakika geliyorum. Sak, sak, falan. Olmuyor. Earning. Ha, the beginning is half of the earning. Değil mi? Öyle oluyor. Başardık galiba. Biz de İngilizce çalışıyoruz beyler. İngilizcemizi geliştireceğiz. Boş durmak yok. Yola devam. Eyvallah Sven. Her daim burada olun inşallah. Kaybettiğimiz puanları çıkaralım. Elimiz soğumuş, elimiz buz gibi olmuş. Oğlum var ya, bu yeni yama hakkında çok heyecanlıyım ya. İnşallah güzel bir şey yapar hıyarla. Güzel. Çok güzel. Çok çok güzel. İşte bunu yapamıyor Neymar. Çek diyor topu, yok. Boşa hareket yapıyor. Gene Neymar'a gidince gene orada bir top kaybı. Arkadaş. Neler kaçırıyorum. Yo. Mahir. Mahir burada mısın? Hah, buradayım. Ya Neymar'la bir daldım da içeriye. Gol olmadı, adam kaydı ya. Baktı durduramıyor, kayarak durdu yara. Abi şu şeyi kapatmayı unuttum ya. Spiker'in sesini ya. Beste ha ya. Beste değil, iyi futbol ama ismi. Yarın kimler formda gelir beyler sizce? Neymar gelir. Messi gelir. Neymar'ın pası neydi lan öyle? Mbappe atamadık. Kaçırdı da Mbappe'ye bir pas attı köpek. Ya gördün mü onu? Hadi. Ya Lig 1'de yapıyor onu. Gelsin İngiltere'de yapsın bakayım. Kafasına hayır, yok gibi. Öyle deme Ramo. Oğlum ya, bol ya. Tarihinin en jeneriklik asisti olacaktı neredeyse. Farm Ligi hacı halı saha gibi bir şey ya. En son çok klas bir asist olarak kimin asisti konuşulur? Zinedine Zidane'ın değil mi? Bu topuklu attı. Farm Ligi. Farmı ne olduğunu biliyorsun değil mi? İyi de Ramo, adamdan Rennes'i geliyor, içimizden geçiyor yani, öyle diyorsun da abi, kuvvetli işte liglerde. Hacı sen bize oranla niye bakıyor? Türkiye oranla. Ya, yok Türkiye abi oranla adamlar başarılı, Avrupa'da adamların her sene takımları en az çeyrek final, yarı final oynuyorlar. Kim şimdi çeyrek final oynuyor? Oğlum Paris son iki sezondur Avrupa'da başarılı, o da çeyrek ve yarı, pandemide yarı oynadı. Bir onda ikisi çeyrek oynadı, onun dışında hiçbir yoksa. Paris dediğin takım, tamam mı? Dünyanın şu anda en zengin takımı. Yani ona ya bakma. O bir şey ifade etmiyor hacı. Yanındakiler kötü. Abi gitmiş Troyes diye takıma 4-3 zor yeniyor yani.
Abartı i̇şte ya. Bu da, ama bu da bak Paris kötü olduğundan değil, lig güçlü olduğundan. Hayır abi, Paris zaten iyi değil ki. Bak görürsün, Paris kimle, Paris bir Napoli ile eşleşti Şampiyonlar Ligi'nde, ben göreceğim Napoli ne top oynuyor. Yapma Ramo, çarpılırsın. Ya yok ya, abartıyorsun abi ya. Yok, kompakt abi bir takıma denk gelsin, göreceğim yani Paris'i. Şu an futbol bak nerelere gidiyor, ben sana şöyle anlatayım. Oğlum, Barcelona nasıl desem Şampiyonlar... Barcelona iyi dersin. Adamlar grup sonuculuğunu oynuyor. Mesela. Yo, iyi değil hacı, iyi değil ya. Ya sen, ama o Barcelona sonra... gelse içimizden geçer yani, Allah var şimdi. Türkiye Ligi'nde şampiyon olur o Barcelona. Ama grup i̇şte sonuculuğunu oynuyor. Ben sana bunu anlatmaya için... çalışıyorum. Hayır, senin bakış açın şurada yalnız. Sen niye Türkiye ile kıyaslıyorsun? Sen dünyanın en iyisi diyorsan City ile karşılaştıracaksın kardeşim. Sen niye Türkiye ile karşılaştıracaksın? Tamam, ben sana aynı şunu söyleyeyim. İspanya'da Neymar, bak ben sana ne demek istiyorum, sen bana ne demek istiyorsun? İspanya'da yapma, yani İspanya'da yapmadığı için eleştiriyoruz ya. Hayır. İspanya'da bak İspanya'da hacı, şampiyon olan bu Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde tokat yiyor. Yani onu diyorum sana. İspanya'da şampiyon olmuyor ki Barcelona. Şu 4 sezondur Barcelona dışındaki herkes şampiyon oluyor. Zaten 4 sezon önce de Messi vardı Barcelona'da. Sen yanlış bakış açısından bakıyorsun. İspanya diyorsun. Bak benim demek istediğim şu. O lig İspanya, tamam İspanya kadar zor değil ama bence İspanya Ligi daha zor. Bu arada bakıldığında Fransa Ligi'ne göre. Fransa Ligi yani son bir sezon Lille götürdü. Ondan öncesinde 10 senedir Paris götürüyor Fransa Ligi'ni. Yani 10 senedir Paris götürüyor. Yani o ligin ben öyle zor olduğunu düşünmüyorum. Ama gelsin o Neymar yaptıktan İngiltere'de yapsın. Ben önünde şapka çıkartacağım. Var Ronaldo yapamadı ama bırakıyor. Bak yemedi yani. Ronaldo yapamadı abi. Ronaldo cüz, bak yapamadı adam. Yemedi abi adam yani. 37 yaşında lan. Neyini yapacak? Tabii yani. Yok ona da, ya tabii haklı ama ikinci sezon çıkmadı adamda. Tabii onun psikolojik sıkıntıları var. Çocuğu mocuğu vefat etti. Harbi mi? Ronaldo'nun çocuğu vefat etti. O günden beri idmana çıkmıyor. Gerçekten mi? Haberim yok benim bundan. Kaç yaşında? Çocuğu doğuyor. Aradan bir ay sonra vefat ediyor. Sanırım. Ya da doğuyor 10 gün sonra vefat ediyor. Tam bilmiyorum gününü. İşte sezon başı kampına gelmedi. Ronaldo'nun psikoloğu açıklama yaptı. Ben Ronaldo'yu ilk defa bu kadar kötü görüyorum falan dedi. Yani adam hiçbir hazırlık yapmadan sezona başladı. Patlıyor oydu. Ya bu arada şimdi o Burak'a ben katılmıyorum ya o yoruma. Yani ne? Türkiye Ligi ile Fransa Ligi karşılaştırılamaz bile. Adamlar çok ileride. Bak şöyle altyapıdan ötürü. Bak Türkiye'de altyapı yok. Ya bu adamların her mahallesinde kulüp var ya. Abi kim Türkiye Ligi ile karşılaştı Fransa'yı? Her mahallesinde 5-10 bin kişilik stadyumları var adamların. Her mahallede ya. Yani bu abi şimdi profesyonel bir şekilde her mahallede gençler altyapısı var. PAF takımı var. A2 takımı var. AS takımı var. Her mahallede hacı, bizim Türkler Süper Lig'deki kadar organize takımlar var. Türkiye'de de her mahallede var ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olur mu Ramo ya? Dinle, oğlum ben oynadım, dur anlatalım. Yapma Ramo ya. Oğlum Konya'da iki tane şey göt kadar stadyum var. İki tane. Bir büyük stadyum var, bir de bir tane siktir boktan. Oğlum bir niye bir şey almaz. Dinliyorum buyur. Bu YouTuberların hepsi böyle ya. Ama sıra sıra konuşacağız. Böyle olur mu? Tamam işte ben de sana diyorum, bak diyorsun ki iki tane var. Hayır. Mesela İstanbul'da belki 100 tane takım var. 100 diyorum. 1000 tane takım var. Bunun 900'ü amatör takımdır yani. Atıyorum 950'si. Tamam da kardeşim, senin anlamadığın şey İstanbul'un nüfusu Avusturya'nın 2,5 katı. Senin anlamadığın şey bu. İstanbul'da normalde 5000 kişiye düşen stadyumlar olması lazım. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Adamların seni 100 katı gelişmiş altyapısı var. 100 kat ya. Hacı, altyapı şöyle bak. Altyapı gelişmesi nasıldır? Teknolojiyle değil mi? Türkiye'de teknoloji yok abi. Forma, yani ikinci forması yok amatör takımların. Bir formayı alıyorlar oğlum, ben kendim... Ya takım yok ki ikinci forması olsun. Takım yok, takım. Var. Ben amatör, bak amatörden, profesyonel takımdan bahsetmiyoruz. Bak amatör takımdan. İşte ben de onu diyorum Ramo. Adamların eğitim alacağı bir sahası bile yok ki. Ben sana diyorum ki bak. Şimdi yok, bak, anlamak istemiyorsun işte herhalde beni. Hayır. Bak benim yaşadığım şehrin... Ben sana sen niye bu kadar gerginsin? Sen niye? Sen Avustralya bak, Avustralya ile ilgili sıra sıra konuşabilmemiz lazım. Ben seni dinliyorum, sonra cevap veriyorum, dinlemiyorsun.
Hayır, anlamıyorsun diyorsun ki bana. Diyorsun ya, anlatmama izin vermiyorsun ki senin anlayacağın şekilde anlatayım. Hayır, sen diyorsun ya Avusturya'da böyle. Bak, Avusturya'yla hiç yorum yapıyorum ama sen İstanbul'la ilgili yorum yapıyorsun. Oğlum, ben 30 yıldır burada yaşıyorum ve bunun 10 yılı ben kulüpte oynadım. Ben, sen bana sor, kulüpte ne eksik var söyleyeyim sana yani. Yok, kulüpteki eksikten bahsetmiyorum Ramo. Kulüp yok, kulüp. Vallahi kulüp var. Senin hatan var burada, var. Bir Heh. sürü, ben sana... Yok yok, ben kıyaslama yapıyoruz Ramo. Şimdi Fransa ile kıyaslama yapıyoruz, Avrupa ile kıyaslama yapıyoruz. Konu bu kardeşim. Konu... Bak, Türkçe'de de kulüp yok ne demek? Hiçbir şey olmadı. Hayır, kulüp var. Diyeceksin ki tesisler yeterli değil. Kelime, yanlış kelime seçiyorsun. O yüzden sıkıntı burada başlıyor o zaman. Yok yok, kulüp yok lan. Yok, var. Vallahi bir Ya sürü var. Ben kardeşim, bak sana, şimdi sen olayı benim anlamadın. tanıdığım 15 tane sayı. Kaç kişi başına kulüp düşüyor İstanbul'da? Hadi sen Nüfusa İstanbul'u göre benden... kişi başına düşen kulüp sayısını söyle. Ama sen İstanbul'u benden iyi biliyorsun o zaman. Sen daha iyi biliyorsun. Sen söyle hadi. Kardeşim, sana soru sordum ama cevaplasana. Ya sen kişi başına niye bakıyorsun ki? Ben Ne sana bir kişi şey başına? anlatacağım işte, yaşadığım yeri, ama ben Türkiye'yi biliyorum. Türkiye'de geziyorum, yaşıyorum, görüyorum. Hacı, ama Avrupa'yı bilmiyorsun. da Ama biliyorum yani. kulüpleri bilmiyorsun. Sana söyleyeyim. Kulüp yok dediğinde kulüpleri... Oğlum, sadece bizim mahallede 15 tane amatör kulüp var lan. İsimlerini sana tek tek sayayım. Sadece bizim mahallede 15 tane amatör kulüp var ya. Ve Mahallede üçünde de mi, semtte oynadım. mi? Mahalle işte. Sen... Tamam, semt diyelim. Semtte 20 tanedir. Mahallede sadece 10 tane var. Bak, bizim kapının önünde stadyum var. 5000 kişilik bu arada. Sen 5000 kişi diyor, sana fotoğrafını atarım evime gittiğimde. 10 tane amatör kulüp var. İstanbul Bayburtspor, İstanbul Gümüşhane Spor. Hepsi İstanbul'la başlayan. Hepsi derneklerin kurduğu kulüpler. Hepsi amatör, süper amatör oradan. Yani böyle bal liginde oynarsa profesyonel oluyor. Bal ligi değil. Hepsi amatörde oynayan. Ve bunların üçünde de ben top oynadım yani. Tesis güzel, her şey güzel. Ama tabii ki Avrupa ile kıyaslanmaz yani. Orasını geçiyorum. Ama kulüp Şimdi yok diyemezsin. ha, Ben hoca, Ramucuğum. arkadaşlarım da var orada hocalık yapan. Yani antrenörlük yapan, bildiğin futbol teknik direktör kimliği olup antrenörlük yapan hoca arkadaşlarım da var. En az 2-3 tane, 2 tane hoca çalıştırıyorlar. İşte biri kondisyon, biri teknik, cart curt. Avrupa ile kıyaslanmaz. Şimdi ben seni dinledim. Şimdi anlatayım ben sana buradaki düzeni. Benim yaşadığım şehir örneğin 180 bin kişilik şehir değil mi? 150 bin, 180 bin. Bunu mahalle mahalle ayırırsak, diyelim ki burada 20 tane mahalle var. Ortalama mahalle başına düşen kişi sayısı 10 bin kişi. Doğru mu Ramu? 10 bin kişi. Her mahallede aşağı yukarı 2 tane kulüp var. Bak, 10 bin kişi, ortalama 5 bin kişiye bir kulüp düşüyor. Yani İstanbul'da abi aynı olabilmesi için, bu orantıyla yarışabilmen için senin yaklaşık işte şeye böleceğim Ramu. 5000'e böleceğim. Ortaya çıkan ne? 16 milyonu 5000'e böl abi. Ayrıca ben senin dediklerini anlıyorum. Doğrudur. Hatta çok çok, hatta bir kişi başına kulüp düşüyordur. Okey. Buna da inanıyorum. Ben sadece kulüp yok demendeyim. Kulüp var. Yani var olan şey yok dersen kendi yani hata etmiş olurum yani. O yüzden var kulüp. Kulüp yok diye bir şey yok. Haberin olsun. Ben sana 5000 kişilik Ya yeterli değil stadyum demek istiyorum Ramu. Bak, yeterli değil. Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim, artık anla beni. Burada bir çocuğun, tamam, bir çocuğun futbolcu olmasına gerek yok. Burada her erkek çocuğu profesyonel bir kulübün oyuncusudur, bitti. Ama her erkek çocuğu, istisnası dahi yok. Türkiye'de bu rakam milyonda bir amına koyayım. Tamam, şimdi kendini düzelttin, doğru. Yeterli değil diyebilirsin ama yok değil yani. Ya işte Ben yok sana... demek oluyor bu. Bak, kime göre yok? Senin Hacı babanın var. parası var, Yani tamam mı? ben... Ne? Tanıdıkları var. Onu sana demiyorum, örnek veriyorum. Yok yok, hayır. Senin babanın Yeterli. tanıdık... Abi bırak da sözlerimi bitireyim lan. Ben seni dinliyorum, sen beni hiç dinlemiyorsun. Hani Alakası yok Hacı. bir Sen türlü kendini bitiremedin o yanlış cümlemi. söylediğin kelimeyi kabul etmiyorsun. Yok demek Türkçe'de ne demek? Yok. Hiç Ya yok. senin için yoksa yoktur abi. Ben Konya'da yaşıyordum değil mi? Konya'da büyüdüm. Var mıydı Abi kulüp? Yoktu. Yok amına koyayım, bitti.
Konya abi, Konya köy, sen İstanbul'la ne karıştırıyorsun? Ulan Konya dedi 2,5 milyon nüfusu olan mega kent ya, sen ne demek oğlum, köy ya? Bizim mahallenin 2,5 milyon nüfusu var, sen neyden bahsediyorsun, ne mega kent amına? Nasıl ya? Bizim, metropol bizim, lan Konya, manyak mısın? Bizim ilçenin 2,5 milyon şeyi var ya, nüfusu var kağıthane. Bak bakalım Google'a. Şimdi düzelt bakayım. 2,5 milyona sadece 10 kulüp mü düşüyor? Yo tamam dur. Kağıthane diye hesaplıyorsun. Bak dedi, gene dediğime geldim. Hayır, hayır, hayır. Kağıthane bak, ben semt diye hesaplıyorum. Semt ne biliyor musun? Mesela Sultan Selim mahallesi diye geçiyor. Tamam, mahalle olarak hesaplıyorum. 10 tane kulübü vardır. Ama ilçe dersen, kağıthane bu arada İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri. Belki 2000 kulüp de var, bilmiyorum. Bilemediğim için şimdi sana yalan söyleyemem. Kağıthane dediğimde bak düşün. Biz ligde oynuyorduk Nuri. Ligde 20 takım var ya. Hı. 20 takım da kağıthanedeydi. Şimdi hep kağıthane içine gidip geliyorduk. O zaman müsaade et, ben sana anlatayım da bilmediğin şeyi de dinle. Tamam, ben senin dediğin şeyleri biliyorum, görüyorum Ramu. Şimdi ben neyle kıyasladığım şeyi anlatayım da. Yani şimdi şöyle sorun şu. Tamam lan, bildiğimizi anlatıyorsun da bize. Bırak da bilmediğini bir anlatayım artık. Yani olay ne? Olay Avrupa'daki düzen. Avrupa'da işler nasıl yürüyor? Ben zaten bak, adamların... Avrupa'yı biliyorum demedim. Ben bak, burayı biliyorum. Sen burayı yanlış bildiğini sana anlat. Şimdi reisim, Türkiye'de, bak Türkiye'de, İstanbul'da pardon, İstanbul'da 5000 kişiye bir kulüp düşse 1 milyonda ne ediyor bu rakam? 200 katı. Değil mi? 200. 16 ile 200'ü çarp ne ediyor abi? 3200. Doğru mu? İstanbul'da Ramocum, burayla yarışabilmen için senin, bak İstanbul'da burayla yarışabilmen için sadece İstanbul'da 3200 tane kulüp olması lazım. Şimdi Ramocum sana rakamı söylüyorum. Türkiye genelinde 4800 kulüp var. Bak Türkiye genelinde 4800 kulüp var. Sadece Avusturya'da 6800 kulüp var. 8 milyonluk ülkede 6800 kulüp var. Yani bu rakamlar benim söyleyip uydurduğum rakamlar değil. Gir abi, Türkiye'de kaç kulüp var? Türkiye'de kaç kulüp var diye arat, çıkacak rakam ortada, tamam mı? Bu ne lan, adamın zoruna gitmiş habire mesaj atıyor. Chicken zero skill, no skill. E sana skill yaptım ya, ipnet ör. Heh, şimdi tekrar söylüyorum abi. Ankara büyüklüğünde olan, bak Ankara büyüklüğünde olan bir ülkede, Ankara büyüklüğünde olan, Türkiye kadar değil ha, Ankara nüfusu kadar kalabalık olan bir ülkede 6000 tane kulüp var, Türkiye'de onun kadar yok. Bütün Türkiye'de. Ve bu kulüplerin hepsinin kendi mahallelerinin, kendi yerlerinin, kendi şirketleri hepsi sponsor oluyor. Bak hepsi sponsor oluyor. Burada... Tamam, bizim kulübün de sponsoru vardı. Vallahi her akşam baklavacı sponsordu. Her akşam çıkışta öyle değil lan. Bildiğin manolarında bölgede ne kadar şirket, ne kadar firma var, hepsi sponsor oluyor. Neden biliyor musun? Devlet diyor ki, eğer diyor bu tarz sporlara destek verir, onlara bilmem ne prim yaparsan reklam gideri olarak sayarım, verginden düşerim diyor. Anladın mı? Hadi işte. Yani bilmediğin şeyler var ya, öyle söyleyeyim sana. Burada da var bazı şeyler. Ben anlatmayayım. Sen araştır, sen öyle öğren. Bir gel buraya, ondan sonra anlarsın ne demek istediğimi. Acı bak, şunu anlamıyorsun Nuri. Orası buradan iyidir. Okey. Ben bilmediğim için sen diyorsan iyidir diye. Yani iyidir yani. Araştırmama gerek, ama burada da bilmediğin şeyler var. Sen İstanbul'da hiç yaşadın mı? Yaşamadım. Yaşadım tabii ki. Abi nasıl yaşadın? Kaç senesinde yaşadın? 5 yaşında. 2011'de yaşadım. 2017'de yaşadım. Ya kaç sene yaşadın? 1 ay. 1 ay amına. Ya siktir git. Toplam ya. 1 ay, toplam 1 ay, karıştırma. Ya 3 yıl olsa da bir şey ifade etmiyor hacı. Ben 2017'de kulüpte oynuyordum amına koyayım. Hem de A takımda oynuyordum. Ben mobilyacı sponsordu. Her zaman prim yatıyordu. Şuydu bu. Oğlum bir sürü iş. Bakma sen, bu saydığın şeyler burada da var. Ama hacı burada 5000 değil, atıyorum 5 milyon kulüp olsa da bir boka yaramıyor çünkü topçu çıkmıyor. Mesele burada. Yani 5 milyon olması da bir şey ifade etmiyor ki hacı. Çıkan topçular hiçbiri değer görmüyor. Adamların hiçbir şekilde bir kariyere ulaşmıyor. Baksana abi, bir tane balonları olan Türk göster ya. Ne bileyim, bir tane şampiyon kazanan
Türk takımı göster. Yok yani yetiş. Yani ben gözümle çok gördüm. Çok yetenekli adamlar var. Abi birebir oynadığım da oldu. Milli takımda oynayan da oldu. Ama işte olmuyor yani Türkiye'de. Ya şimdi ben kendimden örnek vereyim. Bak Ramon'cum. Biz Türkiye'de taş üstüne taş koyarak kale direkleri yaparken toprak sahada, tamam mı? Basketbol topuyla veyahut da patlamış topun içine plastik topu şişirterek onun üstüne dikiş atıp yama yaparak oynarken bu Avrupa'daki gençler profesyonel bir şekilde kulüplerde oynuyorlardı. Aramızdaki fark bu. Sen anlamıyorsun ne demek istediğimi. Oğlum hepimiz futbolu nasıl öğrendik? Toprak sahalarda üst üste taş koyarak patlamış topun içine plastik top şişirerek oynadığımız futbol topudur. Yani bak doğru. Ben anlamıyorum diye bir şey yok. Ben zaten kabul ediyorum. Orada daha iyi sistem var. Daha iyi stadyum var. Daha iyi teknik var. Şu var. Bu. Daha fazla kulüp var. Okey. Bu da okey. Demek istediğim burada yok değil. Burada da var. Yetenekli olsan da var. Yetenekli kimsen olsan kulübe da... gittin değil mi Ramo? Yıllarca mahallemin semtin kulübünde yıllarca onu, tamam. O kulübün taraftarı şimdi bile vardı. Şimdi ben sana bir futbol antrenmanı hatırlatacağım. Hatırla diye yani. Biliyorsunuz muhakkak gitmiş olduğun için. Şimdi yerlere simit atıyorsun, plastik simitler, değil mi? Kuka, ondan sonra tabak. He, bir tabak sağ, ismi. Bir sol, bir sağ, bir sol, hızlı hızlı sekerek veyahut da işte koşarak yan kasları geliştiriyorsun, değil mi? Ayak kaslarının yan kaslarını. Ne oluyor bu sayede? Sen sağa sola hızlı driplingler, hızlı deparlar atabiliyorsun. Kas oluşturuyorsun. Senin anlattığın bayağı eski bir sistem de, evet o da var. He, yani misal olarak ben sana bak, antrenman sistemini söylüyorum. Bu adam sana antrenman yaptırabiliyor. Neden? Kulüptesin, profesyonel bir şekilde hangi kasını çalışman gerekiyorsa adam sana o kasını çalıştırıp antrenmanını yaptırıyor reis. Yaptırıyor mu? Yaptırıyor. Şimdi istediği kadar kötü olsun kulüp, istediği kadar imkanı olmasın, fitnesi olmasın, hiçbir şey olmasın. Tamam mı? İmkanlar sıfır olsun. Ya başında bilen adam var, seni eğiten adam var. Her şeyden önce temel eğitimi alıyorsun. Ve hangi kaslara ihtiyacın varsa ki sen bir spor hocasısın, bunu benden çok çok daha iyi bilirsin. Hangi sporda hangi kaslara ihtiyacın varsa başta onları geliştirirsin. Abi bizim Arda Turan'a baksana bir Allah aşkına. Bizim Sergen Yalçın'a bir bak. Lan bunlardan topçu olur mu? Adamın hiçbir kası gelişmemiş ama bundan topçu olur mu? Oğlum ben Arda'yı hiç kaslı görmedim ama. Hep adamla görmek... Ben de sana bunu anlatma. Arda da istediği kadar yetenek olsun. Abi kas uyumluluğu yok. O sporu icra edemez o adam. Neden? Kas yetersizliği var herifte. Hacı zaten son zamanlarda Ronaldo bunu başlattı. Kas olayını. Bak kimse kas... Hani vücut yapmıyordu topçular, farkında mısın? Hep herkes kaybı. Ronaldo bir başlattı. Şu an var ya... İrfan Can'ın sen son halini gördün mü? Galibiyet pozunda. Oğlum İrfan Can şey olmuş lan. Terminatör olmuş. Millet... Herkes İrfan Can'ı konuşuyor. Vücudunu nasıl o kadar değiştirdi diyor. Yani şu anda bütün dünya aynı sistemden yürüyor. Herkes kas geliştiriyor. Bütün futbolcular. Ya ben bunu ama 7 sene önce falan bak, söylerken benimle dalga geçiyorlar. Diyordum ki... Spor dünyada işlevsel olarak yapılan tek spor NBA abi. Diyordum, dalga geçiyorlardı benimle. Ya öyle iş mi olur diye. Abi adamlar sporcu, tamam mı? Adam bütün kaslarını ona özel geliştiriyor yani. Ama bizim bak, Türkiye'de mesela, yapılan şey spor değil abi. Hacı mesela Altay bence kaslarını yanlış geliştirdi. Onu dikkat et. Abi adamın son sene refleksleri bitti ya. Şu an Altay'ın sen vücudunu gördün mü? Ronaldo gibi vücudu var bu arada. Müthiş. Ama refleksi bitti adamın ya. Adam hiçbir şekilde hareket edemiyor. Ayakları bitti. Bak ayaklara çok kas yükledi. Kalecide en önemli şey nedir? Ayak. Bitti. Boksörde en önemli şey nedir? Ayak. Ayaklar hareket etmezse boksör ne yumruk atabilir ne kaçabilir. Kalecinin de ayaklar hareket etmezse işlevini kaybeder. Çünkü kaleci de aynı. Boksör de aynı. Durduğu yerde ayak hareketleri refleks alıyorlar. Aynı şey. Bak mesela Altay'a artık bacak nasıl yükledilerse oğlum adam yerinde. Adam şey yapıyor. Sen peki Uğurcan'ın vücudunu gördün mü? Bitik halde. Yağ içinde. Ama refleksleri Altay'dan bence daha iyi. Hatta Altay'dan daha iyi kaleci bana söylüyorsun. Ben savunuyordum Altay daha iyi diye ama Altay abi bitirdi kendini. Ne yaptığı bilmiyoruz ama bitirdi. Kafa olarak da bitirdi. Abi mal mal öne dumalı. Senin... Sağ sol yapıp duruyor işte bir boktu. O senin saydığın Sergen ve Arda da bence ikisi de biraz yeteneğiyle bir yerlere gelebildi. Ama dediğim gibi mesela Sergen fiziğine dikkat etse, kendine dikkat etse, gece hayatına dikkat etse, Arda da aynı şekilde. Oğlum Arda da çok takılıyordu.
geri hayatına dikkat etse belki farklı noktalarda olabilirlerdi. Yani. Ben mesela öyle o tarz futbolcu çok... Ya bir kere başta hocada da bitiyor. Ama ne yapayım? Ya Türkiye'deki gibi dünyanın neresinde var lan göbekli hoca? Hepsi göbekli lan. Hepsinin ortak bir özelliği var. Hepsi kebapçı. Ya abi başta kendi bir mentor olacaksın zaten. Öyle bir şey olur mu ya? Ya zaten bak ben antrenörlük yapıyorum. Benim yanımda hep böyle yeni işe başlayan mezunlar oluyor, tamam mı? Antrenör olarak. Staj yapıyorlar. Mesela bir tanesi başladı. Çocuğa dedim ki bak bundan 2018. Dedim ki bu ne oğlum dedim bu göbek göbek. Sen antrenörüm diyorsun, senin göbeğe bak. Sen dedim şu göbeğini düzelt dedim. Çocuk nasıl rencide olduysa. Çocuk bir spora başladı. Çocuğu bak 4 sene geçti 2018'in üstüne. Çocuğu gördüm, çocuk şimdi bir vücut yapmış. Tam bir antrenör gibi olmuş ve inanılmaz maaşlar almaya başladı. Kendi söylüyor hocam böyle böyle oldu falan filan diye. İyi ki geçen sen kısa başladı demiş. TikTok'ta takılıyorum. Bir baktım bizim Ümit Özat. Menzeyi açmış. Almış rakıyı yavru. TikTok yayını yapıyor, milletten para topluyor. Para dileniyor. Ya rezil biri ya. Ben sana şimdi hiç sevmiyorum Ümit Özat'ı ya. Rezil biri abi, gerçekten. Ama bak ya bu arada bu lak ne oğlum? Felaket bir lak var maçımızda. Şuna bak. Bak. Açıklamalar Ümit Özat'ın. Ben Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum onun, ben sana bu kadar söyleyeyim. Abi Fenerbahçe ile ilgili bir tane olumlu bir açıklaması yok adamın ya. Her şey olumsuz açıklama, biliyor musun? Kendini bir şey zannediyor adam. Çok egoist. Alex'i bile kabullenmiyor, biliyor musun? Muhabbetleri sen onun muhabbetinizi Alex kim diyor ya. Şimdi Aragones'i hatırlıyor musun Ramon? Evet. Dede geldi 74 yaşında mıydı neydi? Her maçta, her antrenmanda kendi aktif. Abi adam yani başarılı başarısız onu bilemem, tamam mı? Sonuçta Dünya Kupası'nı almış bir adam. Şimdi her maçta istisnasız adam antrenmana yönelik giyinir. Koşuşturmaya yönelik giyinir. Spor faaliyeti, spor icraatı yaptığını her maçta bir gösterirdi kendi oyuncularına. Ve yaşına rağmen de işte antrenman hareketlerini bizzat kendi tatbik edip gösterirdi. Jesus da öyle şu an. Geçen koşuyordu takımla birlikte. Gördün mü videosunu? Ya işte bizim hocalara bakıyorsun. Fatih Terim'e mesela. Hadi oğlum! Aslanım benim! Hadi! Ne yapıyorsun amına koyayım? Mental antrenör müsün? O iş için mental hocalar var zaten. Senin olayın taktik. Senin olayın strateji. Abi, Fatih Terim'e ne taktik var ya? Gazlama sporu. Çok felaket bir ağırlık var ya maçta. Oynayamıyoruz. Yani abi ne taktik bir şey var ya Türkiye'de, ne taktik üzerine strateji şeyler, okulları falan, hiçbir şey yok lan. Yani spor ve taktik bir arada hiçbir şey yok lan. Ne taktik oğlum, ne diyorsun ya? O ne ya? Mini takımı görmüyor mu haliyle? Lüksemburg'u yenemiyor. Şeyi yapıyordu mesela bizim Ersun Hoca, her şeyi istatistiksel olarak, taktiksel olarak, stratejisel olarak belirliyordu. Çok ilginç geldi bu mesela bizim basına. Vay. Evet, o şey yaptı. Kodlamayla bir şey yaptırdı. Birliğin istatistik tutuyorlardı takımın. Evet, onu gördüm ben. Ve bu şu Türkiye'de kadar koşmuş, çok ilginç kadar gözüküyor. Şimdi şey de yapıyor onu. Çağataş Atan var, biliyor musun? Bir tane hoca. Alanya'nın hocasıydı. Şu an Kayseri bir yerin hocası da. O da yapıyor. Onun da ben geçen bir videosunu izledim YouTube'da. Her şeyi istatistik tutuyoruz diyor. Mesela diyor 10 kilometrenin altında koştu. Oyuncu para cezası sallıyor diyor. Örnek. O da değişik bir sistem yapmış. İyi de bunlar ama normalde, bak bunlar normalde. Zaten adamların Almanya'da, işte ondan sonra İspanya'da falan olan şeyler, adamların sözleşmesinin içerisinde şu başarıyı sağlamazsan şu kadar parayı alamazsın var yani, bitti. Abi şöyle bir sözleşme olabilir mi? Sözleşmede bile bu kadar bokuk olabilir mi? Sanırsın adam Messi amına koyayım. Adamın sözleşmesine gol başı prim yazıyor. Adam ne yapıyor? Kaleciyle baş başa kaldığında yanında bomboş adam var. Verse boş kaleye atacak herif. Vermiyor. Ben atarım diyor. Kaçırıyor. Niye? Çünkü adam asist yaparsa aynı primi vermiyor. Ya bu kadar aptalca bir şey olabilir mi? Adamın golü sürekli, aklı sürekli gole gidiyor. Bir gol alsam da paramı çıkarsam da.
Mesela adam atağa gidiyor. Sağında adam, solunda adam. Ben vurayım lan diyor. Bu sikikler vuracağına golü ben atayım diyor. Milli takımda bile aynı şey. Golü ben atayım. Bunlar almasın primi, ben alayım. Mesela bu hafta gene Valencia'nın şeyle yaptıklarını gördün de, ikisi de atabilecekleri pozisyonda takım arkadaşına verdiler. İlk önce bizim Azman yaptı onu. Neydi o? Tamam o. Kim? Yeni santraforumuzun adı neydi? Batshuayi mi? Pedro mu? İlk önce Batshuayi verdi. Ondan sonra aynı 10 dakika sonrasında mı ne pozisyona bu kadar. Hacı, dikkat et, Valencia daha az pas veriyor ya Batshuayi'ye göre. Pedro'ya göre. Valencia çok bireysel oluyor son zamanlarda. Bakma. Batshuayi'ye pas verdi ama ben şaşırdım inan ki. Çok vuruyor oğlum. Her yerden şut çekiyor ya. Ha, Batshuayi verdi diye verdi onu o ipi. Tabii. Ha, o verdi diye verdi. Vermiyor abi, vermiyor. Kimseye pas vermiyor. Bak Pedro, Valencia ile oynadığında Pedro'nun surata bak. Hep elleri havada. Pas at gibisinden. Valencia'nın benim en sevmediğim özelliği çok bireysel ya. Halı saha topçusu moduna girdiği zaman. Bir de normalde kanat, biliyor musun? Santrafor değil yani. Zaten kanat oynamak istemiyormuş. Kanat oynadığında sürekli içeri giriyor. Ben çok beğenmiyorum. 50 gol de atsa beğenmiyorum acı ya. Hani bir forvet olduğunu düşünmüyorum adamın yani. Abi biz ne forvetler gördük Fenerbahçe ya. Bu forvetse. Çok zeki topçu ama işte. Yok ya, hızı var ya, başka da bir şey yok. Ben sevmiyorum. Delenme lan, adam çok iyi lan. Hacı ne zekisi, adam penaltı kullanamıyor lan. Onun eline kalsa Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum UEFA'da finale çıksak adama penaltı kullandırtamazsın. Ya da ne bileyim, penaltılara kalsa. Oğlum adam 10 penaltıdan 5'ini atamıyor lan. Ve hala takımın penaltısı, ne zeki dinlen ben seni. Allah'tan kullandı, Batshuayi kullandı, o yoktu da oyunda. Yazdı, ben Batshuayi'nin kullanması taraftarıyım. Benim baktığıma göre Batshuayi çok iyi penaltı vuruyor. Tam böyle kenara yerden vurdu. Ya penaltı atılır atılmaz. Bakma. O bambaşka bir olay da. Şimdi yani hayır. Valencia'nın santrafor da atar, orta sahada kim iyiyse atar. Ama Valencia penaltıcı değil yani. Bunu bir kenara yazın yani. Kim atıyorsa atsın ama Valencia atmasın yani. Onu yine kaçırdı yani. Fener'de kaç tane kritik penaltı kaçıracaklar? Şampiyonluk mu gidecek? Ne olacak? Bence gerçekten penaltıcı birinin kullanması lazım. Yani önce de yani Alex vardı. Volkram olsun diye uğraşıyorlar. Tabii. Önce Alex vardı, Emre vardı. Gözümüz kapalıydı penaltı attıklarında. Ya şimdi Valencia attığında ekranı kapatıyoruz yani. Yalnız var ya, oyun çok kötü durumda. Şu an hiç PES oynanmaz. Atıyor. Çok kasıyor. Şu maç, son maçım çıkıyorum ya PES'ten. Acı vallahi çok donuyor ya. Hevesim kaçtı. Bak kaleci. La şu pozisyonu çekip atsam var ya. YouTube'a. Şu attığım golü izlesen arama ya. Komedi olur ya. Maçtayım şu an. Şu pozisyonu kaydettim. Ben de şimdi YouTube'a atacağım ya. Oyun kasmasından neler oldu. Yan topları kaleci boş çıkıyor. Normal mi bu? Aa, gelen kaleci. Rakip de oyunu bıraktı. Bak, oyunun kasmasından rakip de bıraktı artık. Hacı sen, o zaman şöyle yapalım ya, şu maç bitsin bir 5 dakika ara, girelim kalafa istersen. Ne dersin? Şu puanları bir geri alsaydık elimiz ısınmışken ya. Sen gir, ben tamam, sen şey yap, ben bir bu maç bittikten bir 10-15 dakika sonra. Ha, benim ben maç biraz kas hatta. Yalnız, ben biraz puan kasıp da geleyim. Aha, tamam, ben de 10 dakikaya gelirim. Mesajını okumadım. Birazdan reis. Bir tane daha atayım da şu herife. Bir kırmızı daha hoca. Kaan Altun mu? Kim abi ya?
Kıvırdatmadı be. Gitti güzelim gol. Ha, hoş geldin Kaan abi. Niye öyle bir kanal açtın? Guti ne yapıyorsun? Aleykümselam Mustafa abi, hoş geldin. Two added minutes has been indicated. Haaland koş oğlum ya, aman! Ha siktir ya, herif bitirmek için vurdu. Bitirme hakem. Ah! Abi adam var ya, faul ile resmen ağzımıza sıçtı. Ya, ya işte oluyor ya, beraberlik oluyor abi. Biz atamamaktan hep yeniliyoruz. Yoksa biraz daha özen göstererek oynasak. Maalesef ya. Ya o beraberlikler bitiriyor bizi. Mesela normalde 15 puan alacağına 15 puan azalıyor. 30 puan fark giriyor araya. İki tane maçta 60 puan ediyor. Şu anda 1600 olacağım ama 1550'lere yakınım yani. O da işte çok demoralize edebiliyor yani. Takımın havası da bozuluyor. Özgüven de gidiyor. Yine 2-0'dan iyi çevirdik de 3-2 yapamadık. Kaan abi sen video de üretmeye başla, birlikte patlaşırız ya, destek oluruz birbirimize. Sana buradan bunun sözünü de vereyim yani. Yüz bakalım ne olacak.
Ya şimdi oyunda şöyle bir dezavantaj var. Arkadaşlar yani bunu vurgulayayım da kimseye hitapta bulunmamış olayım yalnız. Sıralamaya oynayan birkaç oyuncu da yalnız tespit ettik biz bunu. Offline oldukları maçlarda online oldukları maçlara nazaran sürekli puan kasıyorlar. Online yayın yapan birkaç adam var. Gördüğüm kadarıyla eşleştirme yapıyorlar arkadaşlarla kendi aralarında. İşte ikinci hesap kasma olayı var ya, ikinci hesabın açılmasının tek nedeni aslında eşleştirme yapmak. Şimdi şöyle bir olay var. Diyelim ki üf, maçın başı daha ya. Diyelim ki 5 tane yan hesabınız var. 5 tane yan hesaptan girdiniz. Aynı bölgede yaşıyorsunuz. Diyelim ki 2 kişi İstanbul'da yaşıyorsunuz. Tamam mı? Benzer diye aratıyorsunuz abi. Bastığınızda aynı zamanda çıkma olasılığınız, birbirinize rakip olma olasılığınız çok yüksek. Tamam, bekle Ahmet abi. Çok yüksek. Şimdi bunlar ne yapıyor? Offline oldukları maçlarda iyi oyunculardır, kötü oyunculardır. Offline oldukları maçlarda günlük bir 5 kez falan yapıyorlar abi. O hesaplardan üşenmeden etmeden bir de o hesaplardan maç satıyorlar. Ki son 20'yi sıfırlasınlar. Hatta bunu tabii farklı bir boyuta da indirgeyebilirsiniz. Şöyle ki hesabı sil yeniden aç. Hesabı sil yeniden aç. Bu gibi de indirgeyebilirsiniz. Maalesef bu şekilde. Lan oğlum ya. Yok yok, sana demiyorum ustam. Kesinlikle ya. Üstüne alınma. Canlı yayını açıyorlar ondan sonra. Canlı yayınlarda bakıyorsunuz işte 10 maç yapıyor, 15 maç yapıyor. 10-15 maçta 4 mağlubiyet falan, sürekli puan kaybı. Canlı yayında bir puan başarısı falan pek göremiyorsunuz. Ama puan nedense hep yukarıya gidiyor cansız. Cansız olunca gidiyor. Bunlar işte çocukça şeyler, gerek yok böyle şeylere. Benim tabii o konuda da rakiplerimden biraz daha sıkıntılı oyun oynamam bu yüzden. Ki şöyle oluyor. 9. ile eşleşiyoruz, adama 4 tane atıyoruz. 20. ile eşleşiyoruz, adama 4 tane atıyoruz. Bu adam nasıl çıkıyor yani? O da ayrı bir komedi değil mi? İsim var mı abi? Ya isim verilmez ya. Dedikoduya girer o. Gıybete girer. Hiç isim vermeye gerek yok. Kendiniz takip edin. Zaten izliyorsunuz canlı yayınlarını da. Lan oğlum içeriye pas verdim bunu. Ne kadar gerizekalı bir oyun. Her şey hatalı. Her şey olmama üzere programlanmış. Herif bize geldi. Anasını satayım, olmayacak kafa golü attı. Yani şöyle diyeyim, başarının kendisine tamah etmeyin de birazcık oyun bilgisi, görsel bir şeyler. Yani sonuçta mesela şöyle, adamlar bir yazılım yapmış, bir oyun yapmış. Bütün maçlarınızı kazanmanızın bir imkanı olmuyor, tamam mı? İstediğiniz kadar konsantre olun. Gene de sıçıp batırabiliyorsunuz yani. Konsantrasyonda bir yere kadar. Tabii ki iyi oyuncu, kötü oyuncu diye ayırt edilebilir. Bu ayrı bir mevzu. Hayda. Ya şu olanlara baksanıza. Ama oraya vermedim tam bir dakika ya. Lag var ya bu serverlar sıkıntılı şu anda.
Gene vermediğim yere pas attı. Dönüşte gene bir kafa golü. Şimdi Delight'i izleyin abi. Delight'a bak, Delight'a. Bak, Delight'a bak. Öne arkaya bir şeyler yapıyor. Ondan sonra 2-0 öne geçince böyle oynayan bir çocuğuna denk gelirsiniz. Ne varsa oyuncu sağa doğru kendi kendine koşuyor. Yok hiçbir şekilde fena girdi moment. Yok abi yok. 5 metre var arada, şut çekiyorsun, adam gelip ayakla müdahale ediyor. Yani yapacak bir şey yok yani. Olmayınca olmuyor. Laga bak ya, oyunu değiştirdim. Substitution. Acil yeni joystick almam lazım. Daha bu iş yatar 3 hafta falan, 2 hafta. 10 gün sonra anca alır. Hoş Neymar ya, Mbappe mi? Nereye gidiyorsun abim ya? Yani o heriflere canlı yayındayken rastlıyorsunuz ama cansız yayınlarda rastlamıyorsunuz. Neden? Ben eşleşmiyorum mesela. Bir tane YouTuber'la bir tane Twitch'iyle eşleşmez mi insan ya, bildiğin Türklerden? Eşleşmiyorum, kimseyle eşleşmiyorum. Adamların sadece ismi var orada, cismi yok yani. Kargo parası 50 euro lan. Nereye veriyorum ben sana? Kargo parasını yollarsan veririm. Bir top alamıyorlar.
Abi son anda sürekli bir şeyler oluyor lan. Sürekli son anda ayak koyuyorlar, bir şey yapıyorlar. Geçemiyorum bir sakta. Attendance for this match was 60,179. İptal ettim ya. Versene. Yani ne piç bir mahlukmuşsun ya. Adama bak herife ya. Ulan takım bir basamadın önde ya. Hayda abi, son anda sürekli bir ayak koyuyorlar, amına koyacağım ya. Ay Allah'ım, vallahi sinir oldum ya. Adamın önünden geçiyordum, salağa bağladı takım. Hay Allah'ım ya Rabbim, oğlum sıçacağım ayak koymana ya. Oğlum içeriden gir oğlum. Hay Allah'ım ya Rabbim, oğlum ne kadar rezilsiniz lan. Senin amına koyayım, çapraza veremiyorsun. Aldıklarını geri veriyorlar rakibe ya. Oğlum mal gibi oynuyor benim oyuncular ya. Ya Rab ya. Siktir git oyun ya. Bitirdi bir daha. Ya. Güya puan kasıyoruz amına. Puan azalıp duruyor. Ya ben Call of Duty'ye geçeyim. Bu oyun oynanmıyor bugün abi. Bu ağırlıkta oynanmıyor bu hafta beyler. Ramocum sen neredesin?
Abi Call of Duty'ye geçelim beyler ya. Twitch'te yayın açacağız bu arada beyler. Twitch'te yayındayız. Call of Duty'ye gelmek isteyen olursa beklerim Twitch'e. Twitch'te ismimiz Fatvi GameX. Şöyle yazayım ben de. Fatvi GameX. Bu Twitch ismimiz abi. Herkesi beklerim.